Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Soylu TV'desiniz. Bugün konumuz Ateizm Derneği. Ateizm Derneği ile ilgili birkaç sözümüz var. Onları söyleyeceğiz. Bu ara çok fazla konuşuluyor birçok yerde. Bizim de konuşacak birkaç kelimemiz olduğunu düşündük. Ve bu konuyu konuşmak üzere yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ses ve görüntüde sorun yoksa yayınımıza başlayacağız. Bir yazarsanız sevinirim. Şu an izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Farklı şeyleri konuşmak istediğimizi söyledik. Gene bir farklı bakış açısı getireceğiz olaya. Bunları konuşacağız. Umarım sıkmadan konuyu değinebiliriz. Çünkü çok konuşuldu, çok fazla değinildi bu konuya. Artık çok da böyle fazla sesle görüntüde teyit etmiş olduk. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Intromuzu verelim, yavaş yavaş toparlanalım. Sonra konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Introdan sonra beraberiz. Evet arkadaşlar, intromuzdan sonra yayınımıza başlıyoruz. Konumuz Ateizm Derneği. Birçok kanalda birçok arkadaşımız zaten bununla ilgili konuşuyordu. Şikayetlerini söyleyen insanlar vardı. Biz de dışarıdan izleyenler olarak buna birkaç söylememiz gereken sözler olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz canlı yayındayız, interaktif yayındayız. Yavaş yavaş arkadaşlara da söz vereceğiz. Chatten de katılabilirsiniz. Moderatör arkadaşlardan rica ediyoruz. Küfür, hakaret olursa öncelikle siliyoruz. Israrcı olanları da maalesef aramızdan gönderiyoruz. Bu hatırlatmayı yapalım. Chat'te yazan arkadaşlar, herkes kendisinden sorumludur. Bunu da belirtelim. Giriş uzuyor demiş Hüseyin. Evet, biraz uzuyor çünkü haberi olmayanlar olabilir. Yavaş yavaş konuya girelim. Çok da uzatmayalım. Bu eleştiriyi de değerlendirelim. Başlığımız ne? Ateizm Derneği ne yapıyor oldu? Çünkü ortalıkta bir şeyler dolaşıyor. Dinsiz camiada kendisini temsil ettiğini düşündüğü Ateizm Derneği ile ilgili bu kargaşalardan tabii ki etkileniyor. Herkesin bir yorumu var. Birkaç başlıkta toparlamaya çalıştık. Birkaç soru sorduk aslında. Bu soruların cevaplarını arayacağız. Ateizm Derneği'nde neler oluyor? Zaten hepimiz görüyoruz. Bir kesimi rahatsız edici bir durum söz konusu. Ülkemizin derneği, ülkemizin dinsizlerini temsil etmesi gereken dernek acaba herkesi sarıyor mu? Yoksa keskin ayrışımların ve ülkeye zarar verecek, bu millete zarar verecek insanlara mı yer veriyor diye bir kafalarda soru işareti var. Bu bağlamda Ateizm Derneği ırkçılığa karşı mı, ırkçılarla beraber mi? Irkçılık ne demek sorusu altında aslında bunu değerlendirebiliriz. Irkçılık biliyorsunuz belli bir ırkı, belli bir etnik kökeni yükseltmek ya da yermek. Şimdi bu var mı Ateizm Derneği'nde? Birazcık onu inceleyeceğiz. Bu bağlamlar çok fazla tartışılan konular. Belki hani burada çok net bir işaret veremeyebiliriz. Ama ırkçılık üzerinde ne de olduğunu, ırkçılığın ne olduğunu zaten biliyoruz. Peki Ateizm Derneği kime hizmet ediyor? Gerçekten dinsizlere mi hizmet ediyor? Bugüne kadar dinli inancını ifade etme noktasında ya da dinsizliğini ifade etme noktasında insanların yanında duruyor mu? Doğru ya da yanlışlarında onlara yol gösterici oluyor mu? Bir derneğin yapması gereken şeyleri yapıyor mu? Bunları konuşacağız. Birkaç örnek var önümüzde. Bunları da değerlendirmiş olacağız. Ateizm Derneği'ni ciddiye almak gerekiyor mu diye bir başlık atmıştık. Gerçekten Ateizm Derneği ciddi bir dernek mi? Yoksa sadece para toplamak üzerine aynı dindarların olduğu gibi işte tarikatların yaptığı gibi belli bir inancı veya belli bir ideoloji üzerinden rant sağlamak mı? Bunları birazcık konuşacağız arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi sadece ateistleri mi temsil ediyor yoksa içerisinde işte kendi söylemleriyle non-teist ya da dinsizleri de temsil edebiliyorlar mı? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ateizm Derneği bölücü terör örgütlerine yeşil ışık mı yaktığı ile ilgili soru işareti var. Bunları konuşacağız. Bunlar üzerinde fikirlerimizi söylemeye çalışacağız. Dediğim gibi bugün chatten destek bekliyorum bu konuda.
Herkes fikrini yazabilir, hakaret ve küfür içermediği sürece. Çünkü biliyoruz ki izleyicilerimiz ve bizim düşünce dünyamız bellidir. Düşünce özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne sımsıkı destek veriyoruz. Çünkü ülkemiz buna müsaade ediyor, ülkemizin sistemi buna müsaade ediyor. Burası şeriat ülkesi değil, laik bir ülkede yaşıyoruz. Fikir özgürlüklerine başkalarına küfür ve hakaret etmedikten sonra yapabileceğini düşünenlerdeniz. Bunu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Ateizm Derneği bölücü örgüt veya sempatizanların söylemlerinden rahatsız değil miyi konuşacağız. Ülkemize saldırılar, bunlar fikir özgürlüğüne mi giriyor Ateizm Derneği adına? Aynı dini inançlar noktasındaki özgürlükleri burada da kullanıyor mu? Bölücü, ayrımcı söylemlere veya bölücü örgütlere veya onların sempatizanlarının söylemlerine destek veriyor mu konuşacağız arkadaşlar. Atatürk ve Atatürk milliyetçiliğini ırkçılık olarak mı görüyor Ateizm Derneği? Bunu da konuşacağız arkadaşlar. Bu da konuşulması gereken bir nokta. Buraya da değineceğiz. Ve son olarak da bu bağlamda Atatürkçüler neden Ateizm Derneği ile sıkıntı yaşıyorlar? Buralara değineceğiz. Aslında sorunun kaynağı buradan çıkıyor. Özgürlük adı altında Atatürkçü düşünce, Atatürk milliyetçiliği ile ilgili bir sıkıntı var. Ve bunu bu noktada bize bu hakları veren Atatürk'e karşı çok fazla özgürlükçü olduğu düşünülüyor. Hatta düşman olan insanlara söz hakkı veriliyor. Bir şekilde Atatürk'ün getirdiği sisteme savaş açan insanlara orada özgürlük savaşçısı olarak lanse ediliyor. Bu nedir? Bunları değerlendireceğiz. Bunları konuşacağız. Ateizm Derneği gerçekten dinsizleri temsil ediyor mudan başlamak istiyorum. Her birey inancında özgürdür. Din inançları vicdanındadır. Hiçbir inanç veya inançsızlık diğerine saldıramaz düsturuyla hareket ediyoruz. Bu öğretiyi bizi ülkemizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk verdi ve bu kazanımdan da asla vazgeçmeyeceğiz. İster inanan olun, ister inanmayan olun, hiç kimsenin üzerinde baskı kurmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Ateizm Derneği'nin ilk çıkışında belki birçok insan heyecanlandı. Böyle bir derneğin kuruluşuyla ilgili destek verdi. Yani hangi inanç kültüründe, hangi düşünce dünyasında olursanız olun bunu özgürlük olarak adlandırdık ve tam destek vermesek bile en azından gönlü olarak destek vermiş olduk. Ancak ilerleyen dönemlerde baktık ki bunun içerisinde, hoş geldin Ahmet. Tabii ki konuk olarak alabilirim. Özelden yazabilirim istersen. Müsaitsen gelebilirsin. Konumuz burada. Burada Ateizm Derneği'nin içerisindeki arkadaşlarımız var. Bu değerlerimizi çok iyi bilen insanlar. Ve ilk başta tabii ki bizi çok mutlu eden onların buna tepki göstermesi, karşı gelmeleri. Çünkü bu kazanımları sağlayan merkeze saldırı bir kere içerideki bu düşüncedeki arkadaşlarımızı rahatsız etmeliydi ve etti de. Ve bu noktada bizler de dışarıda olan insanlar en azından hani acaba girebilir mi giremez miyiz diyen insanların içerisindeki soru işaretleri noktasında aslında bizi umutlandırdı Ateizm Derneği'ne yaklaşmak noktasında. Ama gün geçtikçe gördük ki içerideki bu bizim düşüncemizdeki arkadaşlara çok sevinirim Ahmet, izlediğin için de teşekkürler. Arkadaşlara bir baskı oluşmaya başladı ve dernek buna karşı tepki göstermeye başladı. Bu da hiç kabul edilebilir veya bizim hoşumuza gidecek bir durum meydana getirmedi ve rahatsızlığımız veya tepkinli davranışımızı tetiklemiş oldu. Peki Ateizm Derneği bunu neden yaptı? Özgürlük adına yaptığını düşünüyoruz iyi niyetli olarak. Peki bu özgürlüklerin bir sınırı olması gerekiyor mu? Yani siz hem dinsizlerin, non-teistlerin tamamını temsil edeceğim derken bize bu hakkı veren, bu ülkede bu düşünce özgürlüğünü sağlayan Ulu Önder'e saldırıyı nasıl kabul edebilirdik? Bu bizi temsil ediyor, bir dernek olarak bizi temsil ettiğini gösterir mi noktasında soru işaretleri kocaman büyümeye başladı. Az önce söylediğim gibi işte Ahmet Balıyemez açıklamalarda yazdığım gibi ve sosyal arkadaşımız buna tepki göstermişti. Bizi çok umutlandırdı çünkü dernek içerisindeydi, dernek yönetimindeydi. Evet dedik, bu dernek herhalde temsil edebilir bütün dinsiz camiye, non-teist camiayı dedik. Ama bir anda onlara da tepki oldu ki biz bunu beklemiyorduk. Olumlu bir şeyi beklerken daha olumsuz bir noktaya gitmeye başladı ve tek tek dernek gönülden bağlı olanlar ya da fiili olarak bağlı olanlar buna tepki göstermeye başladı ki biliyorsunuz ilk tepkiyi verenlerden bir tanesi de bizlerdik, başka bir kanaldaydık, GİTV'deydik. Burada ilk bir programa itiraz etmiştik. Seven Nişanyan diye tamamen Atatürk düşmanı, aslına bakarsanız söylemleriyle ülkemize düşman bir insanı oraya çıkartıp konuşturulması olmuştu. Buna da ciddi bir tepkimizi biz kendi platformumuz üzerinden koymuştuk. Ama gün geçtikçe bu iş daha da büyümeye başladı. Herkesi rahatsız etmeye başladı.
Atatürk'ü seven, bu ülkesini seven vatanperverlerin hepsini birden rahatsız etti. Şimdi hem dinsiz hem nonteist camianın bir derneği var diyorsunuz. Evet, hepimiz temkinliydik ki benim herhangi bir organik ya da inorganik bağım olmamasına rağmen beni umutlandırıyordu. Olabilir mi acaba? Gerçekten bu ülkenin derneği, resmi derneği ve bu insanları temsil edebilecek resmi bir kurum olabilir mi düşüncesi vardı. Temkinle de yaklaşsak bizi mutlu eden bir konumdu. Ama gün geçtikçe Atatürk'e ve bizim milli değerlerimize saldıran bir dernek haline geldiğini görünce endişelendik. Belki yerliydi, belki yersizdi. Belki milli hassasiyetlerimiz çok fazla olduğu için aşırı hassasiyet gösteriyor olabilirdik bazı şeylere. Ama seven Nişanyan ve birkaç olay daha, şu an sadece olduğu için onu anayım size, bizi inanılmaz derecede rahatsız etti. Ne oluyor dedik ve gene tekrar ediyorum, Ahmet bal yemez, soysal ve birkaç arkadaşımız daha olabilir. Ama biz bu iki arkadaşımızın tepkilerini gördüğümüz için söylüyorum. Bu tepkiler bizi umutlandırdı. Dedik ki evet ya, bu derneğin içerisindeki insanlar da bu hassasiyetlerin farkında. Aslında hassasiyet de değil, bir değerdir Mustafa Kemal Atatürk. Bizim buradaki tüm insanların bir değeridir. İnanan inanmayan herkese özgürlük vermiş bir değerdir. Ülkenin kurucusudur. İlke ve inkılaplarını incelediğiniz zaman eleştirilebilir diyen insanların bile eleştiremediği bir değerdir. Bir ilah değildir. Herhangi bir böyle dokunulmaz değildir. Ama değerleri ortadadır. Bugün bile 100 sene sonra bu değerlerle biz ayakta durabiliyoruz. Birlik içerisinde durabildiğimize inananlardanız. Şimdi buna saldırı olduğu zaman tabii ki tepki gösteriyoruz. Ve işte İbrahim'in veya diğer arkadaşlarının itiraz ettiği konular vardı. Bölücü insanların bunların içerisinde söylemlerini çok rahat söylemesi, bu bölücü faaliyetle ilgili, sempatizanlıkla ilgili söylemlerini çok rahat söylemesi rahatsız ediyordu. Bunlara tepkiler gösteriliyordu. Ama bunları da duymadılar. Ardından yetmedi. Bardağı zaten son taşıran olan Seven Nişanyan, artık söylemek bile istemiyoruz ismini, bu kişiyi çıkartıp orada bütün değerlerimizi ayaklarının altına almasıydı. Ve buna müsaade edilmesiydi. Buna tabii ki hiçbirimiz tepkisiz kalamazdık. Kalmadık. Peki dernek bunu neden yapıyor? Dernek gerçekten bir dinsizin düştüğü durumdayken yanında olması gereken dernek neden bu bölücülerin yanında duruyor? Desteği oradan mı alıyor acaba? Yoksa bu dernek insanların, dinsiz insanların haklarını korumak için mi? Yoksa belli bir rant, birilerinin desteğinin sözcülüğünü yapmak için mi vardı? Bunlar kafamızda çok büyük soru işaretleri. Bunlara tabii ki gün geçtikçe açıklığa çıkacaktır, açığa ulaşacaktır. Bizler Ahmet Balyemez'in bu tepkisini sonuna kadar destekliyoruz. Birçok arkadaşımız da zaten bunu dillendirdi. Biz küçük bir kanalız, büyük kanallar da fazlasıyla söylüyor ama biz küçük de olsak sesimizi duyurmak istiyoruz. Ciddi boyutta bu saldırılar artık bitsin istiyoruz. İnanılmaz bir baskı altındayız. Hem içimizde hem dışımızda huzursuzluğumuz diz boyu. Söylediklerimizi ifade edemiyoruz. İfade etmeye çalıştığımızda saldırılara maruz kalıyoruz ve yalnızız. Ateizm Derneği bu konuda mı yardım edecek bize? Yoksa bu tip bölücülere destek vererek bizi görmezden mi gelecek? En net sorulardan bir tanesi bu. Derneklerin görevi ne olacak? Ne olacak? Bir soru gelmiş. Kitabı yırtınca, içine de tükürünce bölücü olmazsın. Değerlerimizi de ayaklar altına almazsın, öyle mi? Tabii ki ayaklar altında mısın? Ya konumuz bu değil zaten ya. Ya bu değil ama bunu her defasında söyleyip söyleyip, ya söylüyorsunuz bir daha soruluyor. Yani her izleyenin bu şekilde cevap, yani nereye kadar? Biz her programda, her çıktığımda zaten bu konu açıldığında söylüyorum ama bunu niye kaşınıyor? Bir amaç var, kötü niyet var demek ki. Bakın arkadaşlar, değerleri kim ayaklar altına alıyorsa hata yapar. Ama bir dernek yaparsa bir kitleyi bu şekilde etkiler. Kişisel hatalar olabilir, kişisel söylemler olabilir. Yani düşünce dünyamızı biraz geniş bakalım ya. Pencereye çok küçükten bakıyorsunuz. Geniş bakalım. Bir dernek var ortada. Gerçekten birilerini temsil etme iddiasıyla gelmiş bir dernek var. Ve bu dernek temsil etmesini isteyen bir sürü insanın dikkatinde. Ve siz tutuyorsunuz orayı bir bölücü yuvası, Atatürk düşmanı bir dernekmiş gibi lanse ediyorsunuz. En başta derneğe kötülük olmuyor mu bu? Yani bugün Türkiye'de dinsiz olarak yaşamanın hakkını veren insana karşı saygısızlık yaptırıyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil bu. Bakın arkadaşlar, fikir özgürlüğü olmak zorunda. Şimdi hakaret başka bir şeydir, fikir özgürlüğü başka bir şeydir. Siz orada
soykırımcı ilan ederseniz, bu ülkeyi faşist bir ülke gibi gösterirseniz ve bu ülkenin kurucusunu bir cani gibi gösterirseniz, bu bir hakarettir. Ölümle tehdit edilmek değildir. Az önceki arkadaşın sorusuna geleyim. O insan öyle bir şey yaptıysa ölüm tehditleri alınıyor. Bu ülkeyi böyle çok güzel görmeyin yani. Gerçekten bu ülkede çok saygısızca şeyler yaşanıyor. Bu dinsizlerin hakkını da koruyacak bir tane ateizm derneği diye bir dernek var. O olması gerekiyor. Başka kim olabilir yani? Kime destek verdi bugüne kadar? Ben göremedim, bilmiyorum. Yani ne hukuki yönde, başına bir iş geldiği zaman dernek kapınızı çalıp ya bak böyle bir durum var, belki yanlış yapıyoruz, kapımızı çalıp bak yanlış yapıyorsun, burada hukukla karşı karşıya kalabilirsin. Hangi uyarıda bulunuyor? Hangi bilgilendirici şeyi yapıyor? Bölücüleri oraya çıkartıp konuşturmak mı derneğin görevi? Yani burada Ahmet'in bir sözü var. Kanalın küçük olması önemli değil. Destek vermeniz için teşekkürler. Yani vereceğiz tabii ki. Biz aynı fikirde olan insanlara hep destek vereceğiz. Biz birbirimize destek vermezsek nasıl birbirimizi koruyabiliriz ki? Ya gerçekten başka polemiğe sokmayın zalim Koray. Yani ben o polemiğe girmek istemiyorum. Benim bakış açım farklı bir tarafta. O bahsettiğin insanla tepkimi zaten veriyorum. Doğrular, yani şimdi bir payda üzerinde konuşuyorsak doğrular da olur, yanlışlar. Ateizm derneği kökten yanlış yapıyor demedik ki bunu. Tabii ki çok yararlı işler de yapıyor. En azından duyurdu, en azından böyle bir dernek kurdu. Yani sürekli bir şey kötüyse hepten kötü değildir. Bir yanlış yaptıysa hepten yanlış değildir. Bundan bahsetmiyoruz. Ama içerisindeki yanlışları da konuşamıyorsak zaten biz de doğru olamayız. Yani konuyu dönüştürüp gittiği İbrahim'e getirmeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum ben sizin rahatsızlığınızı ama mesele sadece o değil. Tamam, İbrahim orada bir yanlış yapmış, hiç mi doğrusu yok bu adamın? 6 senedir din eleştiriyor. Onu dinleyip de bir sürü insan bir şekilde kendince doğruyu bulmaya çalıştı. Belki bakın dinden çıktı demiyorum. Belki yine dinde kaldı ama artık o dar kafasını biraz daha genişletebildi, daha açık bakabiliyor belki. Bunları hiç mi görmüyorsunuz? Sadece işte o adamın o tavrını mı eleştireceksiniz? Sadece bu noktadan mı bakacaksınız? Ateizm derneğine de aynı şekilde bakıyor. Ateizm derneği bu hareketi yaptı, kökten rezildir, kepazedir demiyoruz ki. Yani bundan bahsetmiyoruz. Bakın şu anki ateizm derneği ne yapıyor? Şu anki eleştirimiz ateizm derneği zararlıdır, ateizm derneği kapatmalıdır, bu adam, bu dernek yok edilmelidir, işte az önce yazmışlar, kayyum atanmalıdır, kapatılmalıdır demiyoruz. Burada bir yanlış var. Derneğin içerisinde uygulanan şey bölücülere fırsat vermek, onlara söz hakkı tanımak ve içerisindeki gerçek doğru, bu ülkese vatanperver Atatürkçüleri dışlamak. Şu an konuştuğumuz şey bu. Yani bir eleştiriyi ortaya koyacağız. Aynı şeyi ben, hani konu oraya gelmesin artık, yani gerçekten hani sürekli böyle bir şey noktasına geliyor. Ben oraya gelmesini istemiyorum. Ben fikirlerimi özgürce söylemek istiyorum. Ve söylüyorum da. Hiç de çekinmiyorum. Diyorum ki ateizm derneği evet isim olarak, tabelası olarak çok güzel. Ülkedeki azınlık durumundaki bir ideolojiye veya bir düşünce dünyasının derneği kurulmuş. Çok güzel diyoruz ama içerisinde bölücüler barındırılıyor. Zaten dinden çıkan eşittir terörist gibi bir algı var. Ve bu algıya bu yaptığı hareketler destek oluyor. Düşüncesindeyim. Ve içerisindeki gerçek vatanperver Atatürkçülerin dışlandığını düşünüyoruz. İfadelerle, gözümüzün önünde yaşadıklarıyla. Bu noktada da Ahmet Balyemiz'i sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda. Hepimiz bazı konularda birbirimize tam destek olmalıyız. Yanlışlarımızda da uyarmalıyız. Ben bunu her zaman da açık yüreklilikle söyledim. İster benim gibi düşünsün, ister düşünmesin. Yapıcı her türlü eleştiri bir kazanım sağlar size. Bundan korkmamalıyız. Ancak böyle gelişiriz. Bence böyle gelişmeliyiz. Çete bakmayacağım. Çete bakınca karışıyor. Evet arkadaşlar, söylemek istediklerim bunlar. Dernekle ilgili, başka konulara geçmeden dernekle ilgili düşünceleri olanlar olursa yayını alabilirim. Hayatın her alanında, her düşünce dünyasında dernekler kurulabilir onları temsil etmek adına. Ama bu dernekler kendilerini kötü veya kendi grubundaki insanları kötü olarak lanse edecek işlere de girmemeli. Sonra hem kendilerini hem de onların peşinden giden insanları tüketirler. Tüketirler yani. Bu hayatın gerçeği. Bütün derneklere baktığınız zaman bu böyle olur. Belli bir süre çok güzel bir noktadan başlarlar, güzel ifade ederler. Belli bir süre sonra artık bunlar rant dernekleri haline gelirse
parayı verenin düdüğünü çalarlar. Biz de bundan endişeliyiz. Şu an yaşadığımız şeyleri ben öyle görüyorum. Çünkü artık bu ülkenin, şimdi Tabelası Ateizm Derneği olsa da dinsizlerin temsil edildiği bir dernek olarak kabul edersek, artık onları bırakıp gücüleri temsil eden, ülke düşmanlarını, ülkenin bölünmesini isteyen, ayrışmasını isteyen insanlar destekler oldu. Neden destekler? Mantıken düşünüyorum şimdi. Neden destekliyorsun? Genel herkesi kucaklaman gerekirken neden sadece bunları destekliyorsun? Zaten böyle bir algı var Türkiye'de. Dinsizler inanında zaten vatan düşmanı, vatan haini. Neden bunu destekleyecek harekette bulunuyorsun? Ya da bırakın dışarıdan gelen, hadi dışarıdan ben bunu yaparken ben art niyetli olabilirim. Neden kendi içindeki adamı da dışlıyorsun? O zaman seni bütün dinsizler, gerçekten vatanperver bütün dinsizler seni dışlar, dernek olarak kabul etmez. Zaten ülkeye de savaş açmış oluyorsun. Ülkenin değerlerine savaş açtığın için. Yarın da kapanır gidersin. Ve bütün senden ümitli, umudu olan bütün insanları da kaybedersin. Bu mu olması gereken şey? Yoksa gerçekten fikir özgürlüğü için mağdur olmuş, bakın yanlış yapmış bile olsa yanında durman gereken insanların yanında durman mı? Ey ateizm derneği. Bunları konuşmak istiyoruz. Yani günlerdir bir şey dolaşıyor ortada ve ateizm derneği sürekli bir şeyde. Yani biz doğru yaptık, doğru. Ya doğru yapmadınız. Bu kadar insan size söylüyorsa, büyüğüyle küçüğüyle söyleniyorsa demek ki doğru yapmadınız. Birazcık tartın kendinizi. Bir tartmak lazım. Tabii ki hani 3-5 kişi bıraktı size, o siz devam edin peki, ama göreceksiniz yani. Biter bu iş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siz bu dernek işini yapıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin hassasiyetlerine dokunmamanız gerekir. Daha bu konuda yol açılması gerekirken yolu kapatıyorsunuz. Şu ateizm derneği inadına şunu yapması lazım. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Buradaki arkadaşlar zaten bu yayınlar nedir? Yayıncı yayınını yapar, izleyici ya katılır ya katılmaz, destek verir ya da vermez. Ama şunu yapması gerekmiyor mu? Zaten sorun bu değil mi? Ateizm derneği çıkıp dinsizlik eşittir, bölücülük değildir. Ülkesini sevenler de, bu dinsizler de ülkesini sever ve kanunlarla mükelleftir demesi gerekmez mi? Bunu demiyorsun, daha da bölücüleri yayınlarını çıkartıp bunları konuşturuyorsunuz. O zaman siz buradaki dinsiz camiaya kötülük yapıyorsunuz. Ve bireysel olarak işte 3-5 kanal orada haykırmak zorunda. Biz kardeşim ülkemizi de seviyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkı sarılıyoruz çünkü o bizi korur. Tek başımıza o zaman derneğine ihtiyacımız var. Reddediyoruz o zaman derneği. Bu mu? Ama biz biliyorduk ki Ahmet Balyemez gibi, Soysal gibi arkadaşlarımız ve isimlerini bilmediklerim, bilmiyorum içlerinde olan olabilir ama bu arkadaşların seslerini çok gür bir şekilde çıkardıkları için isimlerini zikrediyorum. Olduğunu biliyorduk. Ve biz o yüzden en azından gönüllü olarak destek veriyorduk. Yarın öbür gün biz de gidebiliriz, biz de destekleye veririz. Etrafımızdaki insanlara bakın destek verin, bu dernek gerçekten çalışıyor demek için beklediğimiz anda bir anda olan oldu zaten. Bir anda oldu. Yani zalim dediğin gibi sarılmadığı çıktı ortaya. Ahmet Balyemiz'i dışlayarak zaten bunu söylemiş oldu. Çünkü Ahmet Balyemiz'in hangi söylemi var ki? Bana bir tane şeyini söyleyin yani. Bu adam neden dışlanıyor? Yani Atatürk'ü savunduğu için mi dışlanıyor? Zaten bu değerler, ilke ve inkılaplar konuşuyor. Başka ne konuşuyor bu adam? Ben dedikodu yaptığını duymadım. Ne Soysal'ın ne Ahmet'in. Hem duruşu hem tarzıyla. Yani bu noktada bir şey var arkadaşlar. Yani bir yanlış zaten ortaya çıkıyor. Soru gelmiş. Ya gerçekten Zalim Koray, istersen yayına gelebilirsin diye düşünüyorum. Çünkü anlaşamıyoruz buradan. Soru, dernekte gel konuşsana, herkes dinleyecek ama sıra senin onları dinlemene gelince üzüleceksin. Niye üzülmem, niye üzüleyim? Ben şu an gördüklerimle değerlendiriyorum. Farklı bir şey varsa bunu da ifade etmesi gerekiyor. Ben bakıyorum, izliyorum, ben de izleyeceğim. Yani burada evet bir yayıncıyım ama ortaya konulan şeylere baktığım zaman ortada. Yani bu adam orada konuştur, yani bu kadar değil yani, fikir özgürlüğü bu kadar olmamalı. Şimdi bakın, fikir özgürlükleri bir başkasının özgürlüğüne dokunana kadardır. Sen benim Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına dokunursan benim özgürlüğümü kesersin. Çünkü onu ortadan kaldırdığın anlamda bu ülkede özgürlük kalmıyor. Yerine koyabileceğim bir şey yok. O zaman herkes dilediğini istesin. Şeriatçı gelsin, şeriat istesin. Bölücü gelsin, ayrı özellik istesin. Öteki gelsin, bilmem ne istesin. Hepsine verelim bunları. Ya bizi birleştiren bir şey var. Niye bunu dağıtmak için uğraşılıyor? Kızdığımız, itiraz ettiğimiz konu bu. Neden elimizdeki değeri bırakmak için zorlanıyoruz?
Ya bir sarılalım ona, onun içerisinden özgürlük çıkıyor zaten. O ilke ve inkılapların içerisinde özgürlük var. İfade özgürlüğü de var. Kişisel özgürlüklerimiz de var. Onları geliştirmek adına her şeyi yapalım. Yani mesele bu. Hayır, dernek saldırmaz saldırır, ben bilmem. Benim gördüğüme bakarım ben. Seven Nişanyan oraya neden çıkar arkadaş? Bu adam özgürlük savaşçısı diye niye anılır? O zaman gidin bölücü insanların isimleri çıkan insanlar da özgürlük savaşçısı diye çıkartın. Bu olmaz. O zaman siz bölücüleri onlarla aynı safta gösteriyorsunuz. Zaten dinsiz insanların en büyük sıkıntısı bu ülkede bu. Kendilerini sürekli ya ben bölücü değilim, ben ülkemi seviyorum demek zorundalar. En büyük sıkıntı. Ha, dernek bunu çözmesi lazım. Halbuki buraya toz duman atıyor. Daha çok o yaraya tuz basılıyor. Tabii ki bilim ve akıl. Bunu da Atatürk söylüyor zaten. Hani bunu Atatürk bunu reddediyor da o yüzden mi reddediyorsunuz? Atatürk akıl ve bilimi kenara bırakın dediği için mi Atatürk'e böyle bu fırsatlar veriliyor? Yani ben birebir böyle bir tartışma değil. Eğer yani müsaitsen yazarsan chat'e sevinirim. Gel burada konuşalım. Yani gerçekten hani ben konuşmaktan çekinmiyorum. Ben gördüğümle söylüyorum. Ben Ahmet Balyemizi de tanıdığım için, Soysal'ı da birebir konuştuğum için ve Ateizm Derneği'nin faaliyetlerinin yayınlarından izlemiş birisi olarak ben bunu söylüyorum. Ha, içerisinde böyle değildir, yanlış lanse ediliyordur. O zaman çıkacak ekrana Ahmet Balyemez'in anlattığı gibi, Soysal'ın anlattığı gibi kendini ifade edecek. Efe Aydal yayın yapıyor, podcast yapıyor. Efe Aydal'ın oradaki yazışmalarını anlatıyor. Biz onlara da inanmak zorundayız. Ha, bunun aksi varsa dernekte çıkar, bunu da yapar. Anlatabiliyor muyum? Çıkartırsın onu da ekrana. Kendini ifade edersin. Bu kadar yayıncı buna itiraz ediyorsa bir sıkıntı var. Biz de izleyiciyiz, biz de yayıncıyız. Ben de duyduklarımı, analiz ettiklerimi şu an yayın yapıyorum. Çıkarsınız, bizi ikna edersiniz, biz de sizin lehinize yaparız. Özgürlük deriz. Ama yok, özgürlük göremiyorum ben. Kabul etmiyoruz. Bak tekrar ediyorum. Ahmet Balyemez ne söylüyorsa altına imza atıyorum. Soysal çok fazla konuşmuyor ama onun da az da konuştuklarının altına imza atıyorum. Eleştirilen hepsinde haklılık payı olduğunu görüyorum ve ben de bu yayını ondan açtım. Bir hakaret küfür etmek için değil, eleştiri yapmak için. Eleştirilere açık olmamız gerektiği için. Irkçılık hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değildir. Hiç kimsenin de ırkçılığını kabul etmiyoruz. Ama ırkçılıktan anlayışınız ne? Bir ırkı yüceltmek mi? Bir ırkı aşağılamak da ırkçılık mı? Biliyorsunuz Almanya'da Alman ırkını yükseltirken aynı zamanda da bir ırkı yerin dibine soktular. Zulmettiler. Bu da ırkçılık. Kendi ırklarını yükseltmek ne kadar ırkçılıksa diğerini de indirmek o kadar ırkçılık. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk milliyetçiliğini savunuyoruz. Bu ülkenin her vatandaşının aynı hakka sahip olduğunu ve isim olarak da Türk milleti olarak anıldığını söylüyoruz. Etnik kimlikler bizim ayrıdır. O kültürümüzdür, bizim renklerimizdir. Bu mu ırkçılık? Herkesi eşit görmek mi ırkçılık? Yoksa X ırkını, etnik kökenini aşağılamak mı? Sürekli buna vurgu yapmak mı? Gerçekten bazı şeyleri çok farklı bakıyoruz. Yani Orta Doğu kafası mı diyeyim, yoksa aydınlanmamış bir kafa mı diyeyim, erdemden uzaklaşılmış bir kafa mı diyeyim. Bu gerçekten ciddi bir şey yani. Paradoks içerisindeyiz yani. Hoşgörüyü kaybettiğimiz bir nokta. Eleştiriye asla kapalıyız. Eleştirilemeyiz biz. 300-500 abonelik insan da eleştirilemez. 500 bin abonelik de eleştirilemez. Kimse eleştirilemez. Siyasi eleştirilemez. Dernekler eleştirilemez. Eleştiriler hakaret kabul edilir. Tekrar ediyorum. Bu ülkede bir değerimiz varsa, ortak değerimiz, bakın her şeyin ayrı ayrı değeri olabilir. İşte bir Müslümanın değerleri farklıdır, kutsalları farklıdır, Hristiyanın farklıdır, bir deistin farklıdır, bir ateistin farklıdır, bir agnostiğin farklıdır. Ama ortak değer, hepimizin ortak değeri Atatürk, ilke ve inkılaplar olması lazım. Birisi eleştirilebilir diyorsa bunu ortaya koymak zorunda. Ne eleştirilebilir? Devletçilik mi eleştirilebilir? Bayrağımız mı eleştirilebilir? Bayrağın üzerindeki simgeler İslam'ı sembolize ediyor. O yüzden ya neyi zarar verir ki? 100 yıldır bu bayrağı kullanıyoruz. Sembol ettiği şeylerin üzerine takılı bayrağı kal. Ne değişecek? Bir Avrupa seviyesine mi ulaşacağız? Çağdaşlaşacak mıyız? Akıl ve bilim diyoruz. Atatürk buna engel mi önünde? Akıl bilim zaten barındırabilir. Vicdan özgürlüğü mü? Dibine kadar Atatürk ilke ve inkılaplarında yok mu? Engel mi olmuş?
Bence bu noktadan bakmamız gerekiyor. Bir dernek kimin sesi olduğunu karar vermesi gerekiyor. Eğer gerçekten ismindeki sadece ateizm tırnak içerisinde bir dinsiz camiayı temsil edecekse, o dinsiz camia içerisindeki değerlere saygı duyacak. Ben duymuyorum, ben dernek olarak kafama göre takılırım, olmaz. Orada değerlere saygı duyuluyor. Şimdi şöyle düşünün. Burada bir kanal açılıyor. Hem belli bir noktaya da geldiği gibi olsun. Sizin inançlarınız, değerleriniz vardır. Onu kendi aranızda eleştirmek, hatta küfretmek ayrı bir şeydir. O değerlere sahip insanların içerisinde konuşturmak ve eleştirmek, hatta hakaret etmek zaten katliamdır. Anlatabiliyor muyum? Bakın, tekrar ediyorum. Kendi fikirleriniz içerisinde karşıt fikirleri, kendi fikirlerinizi düşündüğünüz arkadaşlarınızı yanınıza konuşmanız farklı bir durumdur. Orada konuşabilirsiniz, daha rahatsınız, küfür edersiniz, hakaret edersiniz karşı tarafla ilgili. Orada hiç kimse yoktur. Kendi kapalı kutunuzdasınızdır. Bunun suçluluğu çok farklı bir durumdur. Ama farz edelim İslam için konuşalım. Müslümanlar için konuşalım. Onların kutsallığına inanmayan insanlar kendi arasında konuşması bir noktadadır. Ama gider siz bunu bir ibadethanede, Müslümanların oturduğu bir kahvede yaparsanız bambaşka bir boyuttur. Siz ateizm derneği olarak bütün dinsizleri kucaklayacağım diyorsanız dinsizlerin hassasiyetini göz önünde bulunduracaksınız. Ayrıca hani tabiri caizse Müslüman mahallesinde salyangoz satmak tabirini kullanacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir dernekseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve oradaki dinsiz insanların tamamının değerine saygı göstereceksiniz. Ama öncelik yaşadığınız ülkenin derneği olduğunu unutmayacaksınız. Bu milletin parçası olmaya geldiniz. Onun için açıldı orası. Bakın şeylere değinmiyorum bile. Yöneticiler işte şuradaymış, şu etnik kökenmiş, şuradan gelmiş, ülkeyle alakası yokmuş, şey takılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde açılmış bir dernekseniz bu ülkenin ortak değerlerine, bireysel ayrım ayrı değerinden bahsetmiyorum. Ortak değerlerimiz var. Buraya saldırıyı göz önünde bulundurmayacaksınız. Birisi az önce sormuştu sahte peygamberi de çıkardık diye. Ya çıkarabilirsin. O zaten ortak dinsiz camiada nasıl bakılacağı bir insan. Onu konuşturuyor da kimse onu ateizm derneğiyle özdeşleştirmez. Ama siz içerinize hem dinsiz hem bölücüleri alırsanız bir de üzerine Atatürk'e hakaret edecek insanları alırsanız şu zihniyet oluşur. Ateizm derneği dinsiz bölücülerle beraber. Ateizm derneği Müslümanlarla ve işte bu sahte bir peygamberle falan demezler. Ateizm derneği zaten Türkiye'de bu olguyu kırmak bence ateizm derneği veya dinsizleri temsil edeceğini iddia eden herhangi bir dernek için birinci görevi şu olması lazım. Türkiye'deki dinsizleri bölücülük eşittir, bölücülük kimliğinden çıkartmak zorundadır. Birinci görevi bunu almazsa bir kere hiçbir şekilde buradaki dinsizlere bir özgürlük tanımış veya onların haklarını koruyorum diyemez. Kilitler. Önce bunu söyleyecek. Türkiye'deki dinsizler de bu ülkenin bireyidir. Bu ülke hiçbir şekilde değerlerine saldırmaz. Bu ülkeyi de seven insan vatanperverdir zihniyetini koymak zorunda ki biz özgür yaşayalım bu ülkede. Dinsizler özgür yaşasın. Dindarlar da özgürlük getirir bu. Çünkü bir dindar bir dinsizi gördüğü zaman kafasında direkt şu tavusu varsa bu ülke huzursuz olur. Dindarla dinsiz sürekli çatışır. Ve bu çatışmalarda zaten rahatlatmak istiyorsanız bir derneğin görevi buysa bunu yapmak için de dinsizler eşittir, bölücüdür, ayrılıkçıdır, işte düşmandır düşüncesini ortadan kaldırması lazım. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sürekli burayı kaşıyorsunuz. Atatürk düşmanı, devlet düşmanlarını oraya çıkartıyorsunuz. Sempatizanlarını konuşturuyorsunuz. Sürekli bu noktada ciddi sıkıntı olup ya bu eleştiriler neden ya? Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Kendi içinizden yöneticilerinizi bile dışlıyorsunuz. Ya benim bir söz hakkım yok ki zaten. Ben ne üyesiyim, ne hani bugüne kadar bir sempatik bir şey söylemişim dernek adına. Beni boş verin. Ben dış kapının mandalıyım. Siz içeriden bile bunu demokrasi yapamadınız. Kendi içinizde bile çözemediniz. Kendi içinizde bunu söyleyen insanları dışladınız. O zaman ben de girerim. Bugüne kadar söz hakkım yoktu. Ama kendi içinde bile bu ayrışım varsa o zaman ateizm derneği kusura bakmasın. Ben dinsizleri temsil ediyorum demesin. Diyemez olduğunu düşünüyorum. Öyle bir hüküm verme hakkım yok ama ben kendi adıma eğer böyle bir dernekse mantıklı değil diyorum. Benim mantığıma uymuyor. Bütün sempatilerimi yere alıyorum. Hiçbir şekilde de hiçbir dinsizi temsil ettiğini düşünmüyorum bireysel olarak. Ve sonuna kadar Ahmet Balyemez'i uçaktaki ateist kanalının yayıncısını sonuna kadar destekliyorum.
Ateizm Derneği'nin de bu hatadan dönmesini bekliyorum ki bizim tekrar sempatimizi kazansın. Hepimizin kazansın. Çünkü biz hepimiz zaten potansiyel üyeyiz. Ama maalesef bu yaptıklarıyla Ateizm Derneği'nden biz uzaklaşıyoruz. Peki bu kadar üyeyi göz ardı ediyorsa, istemiyorsa bu Ateizm Derneği, şu soru gelmiyor mu aklınıza yani? Nereden, yani üyelerden dışlıyorsunuz, o sonuçta aidatı var. Onları göz ardı edebiliyorsanız ne? Böyle bir imam mı sağlıyorsunuz? Biz de bunu düşünürüz. Yani birçok soru çıkıyor, bu da çıkıyor ortaya. O zaman bay bay deriz, yeni bir dernek kurulur eğer böyle bir ihtiyaç varsa. Siz bu ihtiyacı karşılayamıyorsanız başka birileri toplanır, çat bir dernek kurar. Ve ondan sonra bay bay. Böyle olmasını istemiyoruz. Hazır kurulmuş dernek var. Hazır kurulmuş dernek var. Bu dernekten hepimiz ümitliydik, umutluyduk. Bir şeyler olabilir diye bekledik. Ama maalesef şu an gelinen noktada artık hiçbir şekilde bizi temsil ettiğini düşünemez hale geldik. Bunu da biz yapmadık. Biz sadece izliyoruz. Evet. Yorumları biraz okuyalım arkadaşlar. Ben biraz fazla mı konuşuyorum? Tekrar onu düşüyorum. Bunu da belirtirseniz sevinirim. Ben sana gerçeği söyleyeyim söyle. Hadi söyle bakalım abi. Açık iptal, insanların dinsiz olması da pek makbul olmuyor. Dernek böyle bir hata yaptı, orada haklısın. Şimdi temizlemeye uğraşıyorlar. Umarım olur. Bakın biz dernek düşmanı değiliz. Dernek yok olsun demiyoruz. Sadece doğru yapılsın, gerçekten temsil ediliz. Biz gerçekten yapıcı eleştiriyoruz. Bak Ahmet Balyemez de sonuna kadar haklı ve yapıcı eleştirde bulunuyor. Düşmanlık yapmıyor. Bir gördüğüm, izlediğimizi söylüyoruz. Ya. O yüzden destek oluyoruz. Çıktı dedi ki, arkadaş bu söylemleriniz dinsiz camiayı bölücü gibi gösteriyor. Atatürk düşmanı gibi, ülke düşmanı gibi, vatan düşmanı gibi gösteriyor. Başka bir şey dediğini duydunuz mu bilmiyorum. Ben duymadım. Bunları da istekliyoruz zaten. Veya diğer bütün yayıncı arkadaşlar. Hepsinin kendi kendine, kendi işlerinde hatalar yapmış olabilir. Ben de yapmış olabilirim. Ben de mükemmel insan değilim. Ben de hatalar yapıyorum. Onlar bir kenara. Din eleştirisi yapan insanlar, bu İslam'la ilgili sıkıntıları olan insanlar, dinle ilgili sıkıntıları olanlar, rahatsız olanları söyledikleri bir şey var. Bir dernek var ortada ve biz bu derneğin bizi temsil etmesini istiyoruz. Temsil etmediğini düşündüğümüz anda bizim gibi düşünen insanlar itiraz ediyor. Bireysel olarak da ediliyor bu. Kim diyor abi? Nerede aptal dendi gene? Gene ne oldu? Ben mi yanlış bir şeyler kaçırıyorum? Abi, ne oluyor bilmiyorum. Lütfen küfür hakaret etmeyelim arkadaşlar. Yani ne olur erdemli olalım. Küfür hakaret hiçbir şey çözmez. Ancak aciz insanların işidir küfür hakaret. Durum bu. Bunları konuşmak istedik. Sorularınız varsa alalım. Konuk olmak isteyen varsa alalım. Biz rahatsızız. Bakın gerçekten rahatsızız. Bugün Efe Aydan'ın podcastlerini izledim. İbrahim Atabey'in bu konuyla ilgili söylemlerini izledim. Ahmet Balyemez'in zaten isyanını izliyoruz. Soysal'ın itirazlarını izliyoruz. Ve karşılığında gerçekten yapıcı bir şey duyamıyoruz dernekten. Tekrar ediyorum ben İYÖS'ye organik ya da inorganik hiçbir bağım yok. Sadece sempati duyduğumuz bir dernekti. Umutlandığımız bir dernekti. Ama bunları gördükten sonra bitiyor. Yani bizim tabularımız gerçekten millet olarak serttir yani. Bir tabu örüldüğü anda bir daha yıkmanız çok zor olur. Ve dernek olarak yaptıklarınız bu tabuyu, bu duvarları ördü. Bundan sonra yıkması daha da zorlaşacak. Bugün döndünüz. Dönmezseniz yok artık. Yok olur gerçekten. Yani eğer siz bu ülkenin değerlerine, Atatürk'e saygı duymuyorsanız, onu ilke ve inkılaplarını hiçe sayan insanlarla beraber konuşuyorsanız, bunları özgürlük savaşçısı diye addediyor. Ya çıkartın, konuşacaksa konuşsun. Ama niye destek veriliyor? Neden oradaki bir moderatörünüz, sunucunuz bunu yapıyor? Ve neden o anlık canlı yayın kazasıdır? O anlık bir şey olur. Neden düzeltme yapılmıyor? Ben kabul edemiyorum arkadaşlar. Benim ülkemin resmi derneği, benim ülkemin dinsizleri temsil eden bir derneği, bu ülkenin, bu vatanın en büyük değerlerinden bir tanesi, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir adamın karşısında bu adama sen özgürlük savaşçısın diyemez. Bunu diyen arkadaş ya düzeltme yapmak zorunda, yapmıyorsa buna itiraz eden arkadaşı dinlenmek zorunda. Eğer bu ülkenin derneğiysen, bu ülkenin dinsizlerini temsil ediyorum diyorsan. Bu Soylu TV'nin
yayıncısı olarak, sunucusu olarak benim söylemem gereken bir şeydi. Ve ben bunu söylemek için bu yayını açtım. Bunları da söyleyeceğim. Söylemeye devam edeceğim. Bu arada birkaç soru gelmişti. Onları da şey yapalım. Ben yayında ve Efe programında sadece Sevan'a aptal herif dedim. Sanırım ondan bahsediyorlar. Ya aptal iltifattır yani bir kişi. O söylediği sözlere karşılık aptal iltifattır. Kaçak yapıdan ceza yiyip oradan cezasını tutup devlete saldırmayı hak gören bu ülke düşmanı, bakın tekrar diyorum, hiçbir etnik kimliğe bizim yani öyle bir ırkçılık yapma lüksümüz yok. Ermeni de benim kardeşim, Yunan da, adım neyse, hangi etnik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa biz vatandaşlık kimliği altında vatandaşız yani, daha ötesi yok. Ama sen bu ülkeye ihanet ediyorsan da en büyük hainsin arkadaş. Senin damarında akan geldiğin yer beni hiç ilgilendirmiyor. İltifat etmiş Ahmet. Hata yapmışsın Ahmet kardeşim. Aptal iltifattır o adama. Hain. Düşmanlık besleyen, ırkçı bir insandır. Net söylüyorum, ırkçı. Herhangi bir ırkı aşağılamak da ırkçılıktır. İlla bir ırkı üstlemek, övmek ırkçılık değildir. Ya adam hapsen ya, bir sürü hükmü var. Kaçmış gitmiş. Ya bu adamı özgürlük temsilcisi, yok özgürlük güvercini, barış güvercini. Ya bu güzellemeler yanlış. Bu güzellemeler yanlış. Yani insanların zaten kafasında dinsiz eşittir bölücüyü sen tasdikliyorsun dernek olarak, altına mühür basıyorsun. O zaman işte bu ülkenin milliyetçi dinsizleri de sana itiraz eder. Hem benim temsilcim, benim derneğim değilsin der. Hem de seni yok sayar. Yani sinirleniyoruz arkadaşlar ama küfretmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Neyse, onu ifadelerimizi düzgün kurmaya çalışıyoruz, onu yapacağız. Yani az önce bir şey söylüyordum, bir anda konu değişti. Kanalımın adı Soylu YouTV olduğu için birkaç arkadaş demiş işte soyadını kullanıyorsun. Niye öyle? Hayır değil. Şimdi bütün dünyada soyluluk genle taşınan bir şeydir. Soy bağıyla gelir. Zengin zengin olarak devam eder vesaire olur. Ama bizim ülkemizde soyluluk erdemli bakış açısıyladır. Bilmezsiniz soylu olan Yunus Emre'nin annesini, babasını, sülalesini. Mevlana'nın bilmezsiniz. Hacı Bektaş Veli'yi bilmezsiniz. Umursamazsınız. Çünkü o adam erdemiyle soyludur. Yuda sizsiniz arkadaşlar. Ben değilim yani. Benim soy ismim değil oradaki soylu YouTube. Bunu söylemek istiyoruz. Umarım bunu karşı tarafa, izleyenlere aktarabiliyorumdur. Onu aktarmak için yaptım. Yoksa herhangi bir soyadımı öne çıkarmak vesaire için yapmadım. Bugün ortalık karman çorman. İşte yayıncı arkadaşlar ciddi sıkıntılar yıllardır yaşıyorlar. Yani bunun en eskisi Efe Aydal diye bilinir. Yaşamadığı şey kalmadı. Tek başına mücadele etti. Bir dernek yoktu. Peki bir dernek geldi, Efe Aydal'a ne kadar destek oldu? Sadece dini inançlarını söylüyor diye insanların ailelerine kadar ya canlarını verdiler insanlar ya. Öldüler yani bu ülkede. Bugün de hala devam ediyor. Dernek ne yapıyor? Dinsiz eşittir bölücülüğü anlatmaya, insanlara bu konudaki vurgularına devam etmeye çalışıyor. Destek veriyor yani. Evet, bölücülüğü, biz bölücüyüz, dinsiziz ve biz bölücüyüz. Biz milletleri kaldırdık, perde ülkeleri tanımıyoruz. Ülke kuralları bizi hiç bağlamaz. Biz dinsiziz, biz böyle aydınlandık, bütün dünya kardeşiyiz. Ya niye? Böyle bir dünya yok ki. Yani ütopya mı kuruyorsunuz? Bütün dünya sizin dibinizde Yunanistan, Bulgaristan sınır çizmiş. Siz o kapılar açıldı, hümanistiz diyorsunuz. Ya böyle bir dünya yok. Sistemleri kabul edeceksiniz. Devletleri kabul edeceksiniz. Sizi böyle kucaklayan bir dünya yok. Ey ateizmden diyor. Biraz kulak verin. Biraz kulak verin gerçekten. Bunlar ateist. Bu başlığı kullanıyorsunuz. Bunlar ateist. Bak bu işareti iyi kafanıza yazın. Bunlar ateist derken ne deniyor? Bunlar ateist. Bunun altında ne var? Bunlar ateist derken de bunlar vatan haini. Siz buna destek veriyorsunuz o zaman. Dinden çıkan zaten bölücüdür. Direkt PKK'lıdır. Bunu zaten dinlerin kafasında bu var. Bu ülkenin zamanındaki erklerin kafasında bu var. Bugün İslam adı altında terör örgütleri
eşittir yapıp İslam eşittir terör örgütü yapmaya çalışırken daha öncesinde dinsizler eşittir bölücüdür, komünisttir falan filan gibi yaftalar vardı. Daha biz atlatamadık ki o yaftaları. Dinsiz eşittir, komünisttir, ülkeyi bölmek ister, işte anarşist hareketlere destek verir. Daha hala çıkamadık ki biz bundan. Ey ateizm derneği. Bunu mu tasdik etmeye çalışıyorsunuz o insanları oraya çıkartarak? Atatürk'e hakaret ettirerek bunu mu tasdik etmeye çalışıyorsunuz? Bütün ülkenin ortak değeri, inansın inanmasın hepimizin ortak değeri Atatürk'e saldırtarak ne yapmaya çalışıyorsun? Ey ateizm derneği. Kusura bakmayın bunu söyleyeceğiz. Biz bunları söylemezsek onlar böyle yapmaya devam edecekler. Ahmet Balyemez'i dışlamaya devam edecekler. Soysal'ı dışlamaya devam edecekler. Kimseye yardım etmemeye devam edecekler. Destek olmamaya devam edecekler. Nankörlük yapmaya devam edecekler. Bu kadar basit. Devam edecekler. İtirazımız bunadır. Ateizm Derneği ne iş yapıyor? Bu ülkenin değerlerini dışlayarak Ateizm Derneği hangi katkıda bulunmaya çalışıyor? Evet. Özgürlüklerin, humanizmin, insan odaklı düşüncenin sınırları var mıdır, yok mudur? Bunları Ateizm Derneği iyi belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir birey değil, bir derneksin. Ve ülkenin tamamında bu düşünce dünyasına destek olmak için varın diyen bir derneksin. Bunları iyi belirlemek lazım. Belirleyebiliyor mu? Hepimize soruyoruz. Ben belirleyemediğini düşünüyorum. Belirlemesi gerekiyor mu? Sonuna kadar belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu cümleyi tekrar okumak istiyorum. Bunu ben açıklama bölümünde yazmıştım. Okuyayım tekrar çünkü güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. Düşünce dünyam direkt bu. Bugün Ateizm Derneği'nin Atatürk düşmanları ve bölücülere söz verdikten sonra başlayan infiali konuşuyoruz. Büyük küçük tüm kanallar tepki verirken Atatürk milliyetçisi bizlerin susması mümkün değildir. Biz de bu konuda bir iki kelime kullanmak istedik. Ateizm Derneği içinde Ahmet Balyemez ve soysal arkadaşlarımızın haklı duruşlarını destekliyoruz. Belki desteğimiz karınca misali olacak. Doğrunun başarısı için biz de sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunun için bu yayını açtık. Eminim beni izleyen herkes de bu düşüncededir. Ve hepimiz bulunduğumuz ortamlarda bunları söylemek için davranıyoruz. Amacımız Ateizm Derneği'ni bitirmek değil. Ateizm Derneği bile olsa yaptığı hatayı söyleyip bu hatasından vazgeçilmektir. Bir dernek kurulmuş, neden bitirilsin istensin? Güzelleştirsin, herkesi sarsın ve herkes benim derneğim diyebilsin. Dinsiz camiadan bahsediyorum. Bazen bu genellemelerinde hata yaptığım farkındayım. Dinsiz camia benim bir derneğim var desin. Bana yapılan bir haksızlıkla benim kapısını çalabileceğim bir derneğim var desin. Neden yıllardır benim gibi temkinli baksınlar? Şu rahatsız ederse burada tercih yapmak zorunda tabii ki. O zaman tabelanızı değiştirin. Ateizm Derneği Atatürkçü olmayanlar derneği. Atatürk'ü kabul etmeyenler derneği. Ekleyin bunu. Karşınıza da Atatürkçü Dinsizler Derneği kurulsun. Kurulsun madem öyle olsun. Yani ya dernek içerisinde bu barışı sağlayamıyorsanız, aman biz Atatürk'ü kullanırsak öbür taraf rahatsız olur, bu bilmem ne oluyor diye düşünün, bunu başaramıyorsanız o zaman yazın oraya. Atatürkçüler giremez diye kapıya da yazalım ki bilsin insanlar. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Görebilirsiniz zalim. Ben Atatürkçüyüm. Tribünlere de oynamıyorum. Hayatımda hep böyle geçti. Müslüman olurken de öyleydim. Şu anda da öyleyim. Ömrüm sonuna kadar da öyle kalacağım. Bu tribünler oynamak değil. Benim gibi düşünenlerle beraber onların sesini çıkartmak. Eğer tribünler oynamaksa evet ben tribünlerin sesini veriyorum burada. Bunda da bir eleştiri görmüyorum. Bu tribünler oynama terimini de yanlış kullanıyorsunuz yani. Düşünmediği bir şeyi tribünleri yönlendiren demektir bu. Ben düşündüğüm bu. Tribünde izleyenler de zaten aynı şeyi söylediği için onların sesi oluyor. Hepimiz birden aynı ses çıkarsak zaten burada hiçbir şey anlaşılmaz. Bütün kanal sahipleri de zaten bunu yapmaya çalışıyor.
Ya da onlar söylüyorlar, işte tribünlere izleyiciler oraya geliyor. Aslında bu daha doğru oluyor. Seyircisine göre hareket eden bir yayıncı hiçbir zaman başarılı olamaz. Kendi söylediklerini söyler, izleyicisi de ona göre gelir. O da senin görüşün. Zalim Koray. O da senin görüşün. Yaz, vereceğim ekrana bunu ya. Çünkü rahatsız olmuyorum yani. Sen öz Atatürkçüler derneği kur. Ateizme karışma, seni aşar bence. Bu da senin görüşün. Ama emin ol, eğer ateizm derneği böyle devam ederse Atatürkçü ya da Milliyetçi Dinsizler Derneği de kurulur. Bu da ateizm derneği için çok mu iyi olur? Onu da bilemiyorum. Onu da ateizm derneği düşünsün. Ben tabii ki böyle olmasını istemem. Sürekli Atatürk'ten rahatsız olan bir derneğin içerisinde gerçekten Atatürk'ü seven, Atatürk ülke ve inkılaplarını savunan insanların bulunması da çok da şey değildir yani. Sanırsın bütün Atatürkçüler dinsiz, sanırsın arkadaşım inanılmaz mı? Yo, niye, ne alakası var ya? Dindar Müslüman Atatürkçüler de var. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı ki. Biz dinsiz Atatürkçüler diyorum. Bak, başlığını tekrar atıyorum. Atatürkçüler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği zaten var yani. Meselemiz o değil. Koray, gerçekten yayına gelme, şey, Koray mı, Zalim mi ismi tam olarak bilmiyorum ama gelebilirsin yayına yani. Sesli olarak da konuşabiliriz eğer müsaitsin. Ben tartışmak böyle tartışılsın, anlatabiliyor muyum? Söz hakları verilsin. Özgürlük budur. Karşıt fikirlere saldırmak değil, hakaret etmeden bütün bunlar konuşulabilir. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Kuralım demişler. Kurarız abi. Yani dernek kurmak çok zor bir iş değil. 5 kişi toplanırsınız. Oraya açarsınız bir başlık ve kurarsınız. Ki gerçekten ülkenin böyle bir şeye de ihtiyacı var arkadaşlar. Ahmet, kralsın ya. Uçaktaki ateist. Ateizmi çok fazla bir şey sanmayın. Laiklik olmadan ateizm de olmaz. Atatürk olmadan da bu ülkede ateizm olmazdı. Buyurun. Ya kalsın yayın sonuna kadar, şunu ben tabela olarak tutarım burada yani. Ya bunu anlamak istemiyorsunuz yani. Bunu gerçekten anlamıyor musunuz, yoksa art niyetle anlamaktan kaçıyor musunuz? Koray, Caps'i bağırmak için mi büyük harf yazıyorsun? Ben göreceğim seni yani, başlığından anlayacağım. Belki beni rahatsız etmiyor da okuyan arkadaşlar rahatsız ediyor olabilir. Ya 200 lira şartı yok ki. Yani aidatınızı, giriş ücretini 50 lira da yaparsınız. 10 lira da yaparsınız eğer bir ticari kaygınız yoksa. Ya yeni bir şey, güzel bir başlık olana kadar bulursun ya. Ateist bir insan İslam düşmanı da olmaz, Atatürk düşmanı da olmaz. Bunu anlamıyor. Olmaz tabii ki. Zaten itirazımız bu. Zalim. Bizim itirazımız bu. Neden olunuyor? Neden Atatürk düşmanı olunuyor? Ya bir ateist insan düşman olmaz bir kere. Sadece yozlaşmadır, gerileşmedir. Geride bırakma mücadelesidir. İleri gitmesini engelleyen düşmandır. O da öyle savaş düşmanı değil yani, fikri düşman olur. Neden ateizm derneği Atatürk düşmanlarını söz veriyor? Onun ateist, Atatürk düşmanıymış gibi davranıyor. Düşmanı olmaz, zaten aynı fikirdeyiz. Bununla seninle aynı fikirdeyiz. Ayrılmıyoruz yani. Evet, ben Kaan'ın söylediği gibi yani, bunu da paylaşayım. Tribünler oynamak belli bir görüşe şirin görünmek demektir. İşte takiye diyebilirsiniz, inanmadığı şeyleri söylüyor diyebilirsiniz. Şirin görünmek değil, kendi fikirlerini ifade etmek. Evet, ben kendi fikirlerimi ifade etmeye devam edeceğim arkadaşlar. İnanmadığım şeyleri burada konuşup da izleyici çekeyim, aman oradan da gelsin, buradan da gelsin değil. Ha, her yerden izleyen insanlar, ortak izleyicilerimiz tabii ki olabilir, öyle bir ambargo falan koymuyorum. Ama ben izleyiciye göre yayın yapmam, yapmayacağım yani. Ben kendi yayınımı yapacağım. Beğenen arkadaşlar gelecek. Beğenmeyenler ya kim ne konuşuyor bu deyip gidecek yani. Böyle olması gerekiyor. Zaten yayıncılık anlayışı bu olması gerekiyor. Evet. Salı günü ateizm ve Atatürk diye Faydal kanalında yayın yapacağız. Sonra burada da bu konuyu konuşalım. Kesinlikle. Ya konuşulması gerekiyor arkadaşlar. Biz kötülüğünü istemiyoruz. Bütün bu arkadaşlar, hiçbirinin, ben ateizm derneğine düşman, kapatılması gereken, yok olması gereken bir, yani böyle bir şey düşüncemiz yok, iyi olsun diye yapıyoruz. Bu hatadan dönülsün artık ya, bunun farkına varız. Bu ülkede Atatürk'e düşman olmak ateizm derneğine ve dinsizlere zarar veriyor. Bu kötü bir şey değil, ateizm derneğine saldırı da değil.
Arkadaşlar bu yayını da kaçırmayın derim. İlginizi çekiyorsa. Efe Aydal'ın kanalında olacakmış. Saati varsa Ahmet onunla paylaşabilirsin. Önemli çünkü bu konular konuşulması gerekiyor abi. Yani özgürlüğümüz için, gerçekten bu ülkede söz hakkımızın olabilmesi için tekrar ediyorum, suç faktörü olmadan sadece inançlarımızı konuşmak noktasında, inandığımız ya da inanmadığımız veya inanmadığımız şeyler yüzünden baskı yememek adına, inandıklarımızı özgürce konuşmak adına bir temsil eden derneğin olması güzel bir şey. Kimse derneğe kötü demiyoruz bakın. Derneğin faaliyetleri konusunda sıkıntımız var. Yani bu derneğin yöneticisi Ahmet Ballayemez bunun kötülüğünü istemesi mümkün mü? Yani mümkün mü? Bir düşünün ya. Bu derneğin yönetiminde, bu bak kuruluşundan beri bu adam kötülüğünü ister mi? Yani gerçekten anlayamıyorum yani. Neden bu kadar bağnazlık var? Art niyet düşünmek istemiyoruz hala da. Hala ben düşünmek istemiyorum. Ama varsa da onu da görmemezlikten gelmek doğru olmayacaktır. Yani şu yorum da güzel mesela. Yani teizm olmasa ateizm olmaz. Zaten teizmin antitezidir. Evet arkadaşlar yavaş yavaş toparlayalım. Çok uzatmanın da bir anlamı yok. Fikirlerimizi anlattık. Biz en azından kurulduğundan itibaren bu camia umutlandı, ümitlendi. Ama son dönemlerde yaşanan şeylerle bu Atatürk düşmanlarının, düşman demeyelim de Atatürk'ü böyle yani cümle bulamıyorum. Yani yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum. Ateizm derneği bu böyle olmamalı, dışlamamalı yani. Dışlama da değil ya. Ya aslında içinde olması gereken şeyden çıkıyor yani. Rayından çıkmış durumda. Amacından çıkmış durumda. Siz bu ülkenin değerlerine Atatürk'e ya. Atatürk olmasa burada siz ateizm falan konuşamazdınız abi. Burası bildiğin şeriat ülkesiydi yani. Sen buna saldırarak ne geçecek eline yani? İlke ve inkılapların üzerinde bir sıkıntınız varsa, derdiniz varsa bunu söyleyin. Herkes de bilsin ateizm derneği böyle bir dernek diyelim yani. Evet. Ne demiş? Ateizme ateistler sahip çıkmaz ise gelen rüzgar nereden gelirse o yöne eser. Aynen öyle. Güzel olacağını ümit ediyoruz. Hepimiz onu istiyoruz. Umutlarımız var. Hayallerimiz var. Daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya için bu hayallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa olumlu yönde, pozitif yönde elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Birlik beraberliğimiz, tekrar o güçlü duruşumuzu göstermek adına etnik ayrımcılık, inanç ayrımcılığına sonuna kadar hayır diyoruz. Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik cumhuriyete sonuna kadar bağlı olduğumuzu belirteceğiz. İsterse dernek karşımıza gelsin, isterse hangi düşünce dünyası gelirse gelsin, bize hiçbir şekilde bunun dışında bir yafta, bunun dışındaki bir düşünceyi bize yaftalayamayacaklar. Müsaade etmemek için burada söz alıyoruz. Bunun için konuşuyoruz. Birçok arkadaşımız yıllardır yapıyor. Ben çok daha yeniyim burada. Sürçülisanlarım olduysa affola. Her türlü eleştiriye de açığım, yapıcı eleştiriye, küfür hakaret olmadığı sürece. Umarım güzel, güçlü Türkiye'ye ulaşacağız. Atatürk'ün açtığı yoldan ilerleyerek, onu daha da geliştirerek. Artık o 100 yıl öncesinde değil, şu an yeni bir 100 yıla giriyoruz. Ondan sonrasında daha aydınlık bir Türkiye için. Atatürk'ün attığı belki bir tohumdu, onu yeşertip bir ağaç haline getireceğiz. Geliştireceğiz, orada takılıp kalmayacağız, tohum olalım demiyorum. Onu yeşerteceğiz, geliştireceğiz. Bunu da erdemle, bilgiyle, bilimle, bunlarla yapacağız. Doğru bilgiye ulaşma hevesiyle yapacağız. O tohumu asla reddetmeyeceğiz. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sonuna kadar sarılacağız. Ve ne pahasına olsun koruyacağız. Negatif şeyler söylemek istemiyorum. Bu ülkede bunun için çok büyük fedakarlıklar, veballer üstlenmiş insanlar var. Biz sadece dilimizin döndüğüyle şu an buradan destek verebiliyoruz. Ama bir saldırı olursa inanın çok küçük görmeyin. Yani sadece dinsizler değil, az önce söylediğiniz gibi Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sarılmış. O an işte inançlar hepsi bir kenara bırakılır. Yani oraya saldırdığınız anda her şey bir kenara bırakılır. Atatürk'ün bize verdiği kazanımlara hiç kimse dokundurmaz. Bugün başka bir ideolojiye, başka bir dine
inanmaya devam etse bile, Atatürk'ün kendisine kazandırdığı hakları bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk kadını da buna müsaade etmez. İsterse Müslüman olsun gene müsaade etmez. Oraya dokunmayın. Biz dinsizler için de orası dokunulmazdır. Çünkü biz bugün dinsizliğimizi o sayede yaşıyoruz. O sayede konuşabiliyoruz. Durum bu arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir saati bulduk. Katılmak isteyen varsa ben yine bir link atayım. Bu arada herhalde mesajlarımı da bir bakayım. Özelden gelmek isteyen arkadaşlar varsa onlara da link atabiliriz. Evet, tamam gördüm, pardon. Tamam, hemen geliyorum. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Yandan birim gelmesin diye Hangouts'u kapatıyorum. Hangouts'tan da arkadaşlar yazmışlar. Ben bir bağlantı geliyorum arkadaşlar. Evet, hepinizin de sevdiği bir yayıncı var. Onu davet ediyorum. Evet, yani sözü olan varsa buyursun gelsin arkadaşlar. Şuraya da atalım. Buradan da gelmek isteyen arkadaş varsa gelebilir. Burada gerçekten hani bu camiada insanların söyleyeceği çok söz olduğunu düşünüyorum. Chat'te bir sorun. Kavga hiç çıkmadı değil mi? Mikrofon çok kötü. Mikrofonu bir ayarlarsan, mikrofonda inanılmaz parazit var. Düzelttiysen mikrofonu sen aç istersen. Evet, gerçek İslam bu. Amazing. Aramızda. Şimdi nasıl? Ha, biraz daha iyi, evet. Evet, sesi kıstım ya. Nasıl? Sağ ol, yayın yapıyoruz işte. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ya bir açıklama gereği hissettim. Bir de konu da çok güzel, bağlanmak istedim. Şimdi kanalı kapattık falan. İnsanlar da merak ediyor. Korktu, kaçtı gibi. Öncelikle ona bir açıklama getireyim. Benim profilde gözükmedi fotoğraf. Dur bakalım. Neyse. Şimdi arkadaşlar korktuğumuz falan yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu ortama küstüğüm için gittim. En son Ay Yıldız Discord'la konuşmamız oldu. Ay Yıldız Discord'u ben bu arada Ay Yıldız Team'in bir şeyi zannettim. Bir uzantısı zannediyordum. Değilmiş. Neyse, önemli değil. Onlar da sonuçta vatansever çocuklar. İçlerinde abilerimiz de var. Bizden 10 yaş büyük, 15 yaş büyük abilerimiz de var. Daha çok abilerimizle konuştuk biz. Hatta birisiyle samimi de olduk. Yani onlar daha çok işte İslam eleştirilerini ve toplumu böldüğünü düşünüyorlar. O konuda anlaşamıyoruz. Bir tek onun haricinde birçok şeyde anlaşıyoruz. Şimdi ben Ay Yıldız Team zannettiğim için onları, ben zaten din eleştirilerine küsmüştüm. Din eleştiri yapmıyordum. Dikkat ederseniz son zamanlarda milliyetçilik videoları yapıyordum daha çok. Çünkü dinsiz, anti-din videoları veya dinsizlik videolarını yani gerçekten içimden yapasım gelmiyordu artık ve ortama da küsmüştüm yani. Hatta kanalımı kapatacaktım zaten. Tengri Allah değildir beni engelledi. Ya dedi, boş ver dedi, Türk tarihi konusuna devam ederiz dedi. İyi dedim ben de. En son bu Ay Yıldız Discord olayı patlak verdi. Ben onları Ay Yıldız Team zannettiğim için bu sefer milliyetçilik camiasına da küstüm. Ya dedim, milliyetçilik videoları da yapmayacağım. Lanet olsun, kapatıyorum gidiyorum arkadaş. Böyle kapattım gittim. Gerçekten yani neden kapattım? Yani içimden hiçbir şey yapasım gelmedi arkadaşlar. Yani bu dedim, yani hiç ümidim kalmadı, umudum kalmadı. Yani dinsizlik camiasını biliyorsunuz, ayrı mevzular. Milliyetçilik camiası işte bu milliyetçilikse yani ben böyle, yani milliyetçilik anlayışımız çok farklı. Yani ben İslam'ın veya İslamcılığın, daha doğrusu Müslümanlığın değil, Anadolu Müslümanlığını kenara koyuyoruz. Benim annem babam hepsi Anadolu Müslümanı. İslamcılığın bir Arap emperyalizmi olduğunu, Türk kültürünü, Türk töresini, Türk tarihini asimile ettiğini,
Bizi yok ettiğini, zamanla yok ettiğini zaten ben bunları videolarımda ortaya koydum. Yani benim bizim bu dinsizlikçi, dinsiz milliyetçileri söylüyorum hani Soylu gibi veya %100'ü Kemalist gibi, dinleri çürüten gibi veya Aytu Börü gibi. Yani bizler dinsiz milliyetçiyiz. Yani bizim için İslamcılık Arap emperyalizmidir, ümmetçilik. Ümmetçilik ve milliyetçilik ayrı şeyler zaten. Yani ben ülkücülüğü mesela biraz siyasi konulara da gireceğim. Kusura bakmayın. MHP'yi ve ülkücülüğü de eleştireceğim. Yani yolumuz Turan, rehberimiz Kur'an. Yani şunu demek istiyorum. Milliyetçilik ve ümmetçilik, ya bir kere bir karar verin. Türk milliyetçisi misiniz? Yoksa Arap ümmetçisi misiniz? Yani ben hem ümmetim, hem Muhammed'in ümmetiyim, hem de Türk milliyetçisiyim diyemezsiniz. Ümmetçi olduğunuz an direkt zaten Arap emperyalizme giriyorsunuz zaten. Yani Türk milliyetçiliğini kenara atarsınız. He, siz ben hem işte Türk İslam sentezi adına ben hem Türk milliyetçisiyim, hem ümmetiyim derseniz sen diyebilirsin. Sen bunu dersin. Senin çocuğun şöyle diyecek. İşte Türk'üm ama Müslümanım, İslam ümmetim. Senin çocuğunun çocuğu da diyecek ki ben Türk değilim, ben Arap'ım, ben ümmetim diyecek. Yani bu asimile politikasını, asimilasyonu sen anın hani bunu şey gibi düşünün. Gurbetçilerimiz gibi düşünün. Almanya'ya giden gurbetçiler gibi düşünün. Sen Türk kültürünü orada yaşatabilirsin kardeşim. Ben Alman değilim, Türk'üm, ben Türk milliyetçiyim. Almanya'da mı yavaşıyorsun kardeşim? Merak etme sen, merak etme. Sen Türksün, tamam, kabul. Senin çocuğun yarı Alman olacak. Senin çocuğunun çocuğu da tam Alman olacak. Asimile olacak. Sen bunun önüne geçemezsin. Tamam mı güzel kardeşim? Ha, sen istediğin kadar orada yırtın bağır. Hani ben Türk'üm, ben Türk'üm. Tamam, güzel, kabul. Sen öldükten sonra ne olacak acaba? Gelecek nesiller nasıl olacak? Hiç düşündün mü? Bu asimile politikası nasıl olacak? Ha, düşünmüyorsun, oradan konuşuyorsun. Neyse, biz bu geleceği görüyoruz zaten. Şu an tehlike değil, gelecek tehlike. Tamam? Senin çocuğuna tehlike. Senin anaokulda Arapça öğretiliyorsa, din eğitimi 4 yaşında çocuğa veriliyorsa, geçmiş olsun güzel kardeşim. Sen orada ben Türk milliyetçisiyim diyemezsin. Tamam. Senin çocuğunun çocuğu, hadi olmadı torununun çocuğu, yani çocuğunun çocuğu Arap olacak. Arapça konuşacak. Bitti, bu kadar ya. Ya da bize diyorlar ki şeriat tehlikesi yok, şeriat gelmez. Oldu canım benim. Onu yani ben Discord'a da söyledim. Abilerimize söyledim orada. 10 yaş büyük, 12 yaş, 14, 15 yaş büyük bazıları. Dedim çok dediler ki bana şeriat gelmez Türkiye'ye. Ya dedim çok güzel konuşuyorsunuz. Keşke ben de sizin gibi iyi niyetli olsam. Neyse, konuyu uzatmayalım. Kanalımı bu yüzden kapattım. Yani ümidim kalmadı. Bu vatanın milliyetçileri dahi yani Türk İslam sentezi maalesef beni milliyetçiliğe de soğuttu. Yani ben her zaman eleştirdim. Gençliğimden beri eleştirdim. Milliyetçi olduğum için, bu arada onu da bilgi vereyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Ana konuya dönelim. Benim kanalım çok önemli değil çünkü. Önemli. Ben Ben önemli olduğunu düşünüyorum öyle Emezik. uzatabilirim o zaman. Eğer Yok, arkadaşlar da uzatma dinlemek gene de. istiyorsa. Sen uzatma da Tamam. yine. Tamam. Ben milliyetçi olduğum için her zaman milliyetçiydim. Milliyetçi olduğum için benim etrafımda çok ülkücüler vardı arkadaşlar. Ya hala var. Çevrende birçok ülkücü var. Onları yüzüne karşı eleştiriyorum ha. Bu söylediklerimi onların yüzüne söylüyorum bakın. Ama onlar İslam, yani Müslümanlığı bir kenara atamadıkları için ya he diyorlar işte. Biz Türk'üz kardeşim. Türklüğümüzü kaybetmeyiz diyorlar. Ben işte gördüremiyoruz. Geleceği gördüremiyoruz. Yani şunu söylüyorum. Ben 15 yaşında da ülkücülüğü eleştiriyordum MHP'yi. Ne zaman biliyor musunuz? İşte ülkücü beni ocaklara çağırıyorlardı. Birçok sohbetine gittim. Ülkücülüğü yani o zaman gençiz tabii. İşte saçımızı uzatıyoruz falan. İşte Türk saçını uzatmaz. Türk küpe takmaz. Türk top sakal bırakmaz. Türk işte başörtülü olur falan. Ya dedim ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor yani? Türk yabancı müzik dinlemez diyorlardı bana ya. Ben yabancı müzik dinliyordum. Bana orada ülkücü arkadaş geliyordu. Yabancı müziği kapat. Türk yabancı müzik dinlemez. Lan bir bağırdım ona. Lan oğlum sen nerede yaşıyorsun lan dedim. Ben 18 yaşında çocuğum ha. 18 yaşında. Lan oğlum dedim müzik evrenseldir, evrensel. Müziğin yabancısı Türkçesi mi olur lan?
Müzik evrenseldir dedim kardeşim. Nasıl bana yabancı müzik dinleyemezsin diyorsun sen ya dedim. O gün bugündür benim mülkücülükle zaten. Aa dedim. O gün notumu verdim onlara. Tamam dedim abi. Bunlardan hiçbir şey olmaz abi. Haydi eyvallah. Size güle güle. Tamam anlatabiliyor muyum? Yani şimdi neyse. Gelelim ana konumuza. Konumuza gelelim artık. Şimdi bu biliyorsunuz bölücülük işte ateizm derneği ben de izliyorum şeyleri gelişmeleri arka plandan. Ya ben kanalımı tekrar da açabilirim yani gene umudum geri gelirse gene yani içimden yayın yapmak gelmiyor bu arada arkadaşlar gerçekten. Neyse İbo da Araplaşmayı şey yapmış. Gelelim ana konumuza. Şimdi isim vererek de şey yapacağım. Bizim bu dinsizlik camiasını işte dinden çıkınca birçok hepiniz de ben işlediniz. İbo'nun Geek TV'de de ben İbo'yla konuştum hatırlıyorsanız. İlk onların İbo'nun yayına çıkıyordum ben. Katılımcı olarak. Yani dinsiz dini terk edince insanlar işte vatanı da terk edecek, milleti de terk edecek, ideolojiyi de terk edecek. Bunu uçaktaki ateist Ahmet Balyemez de çok güzel işlemiş. Atakes de galiba işledi. Yani ideolojiler farklı şeylerdi. Şunu söylemek istiyorum bir de. Şimdi ideolojiler fiziki boyutta arkadaşlar, maddesel boyutta. Yani biraz daha gerçekçi. Mesela Atatürk, Kemalizm dediğiniz şey biraz daha maddi. İdeolojilerin hepsi hayali de kalabilir. Mesela İtopya'da da kalabilir. Mesela ben dünyanın işte savaş olmasını istemiyorum ideolojisi. Yani bu manevi boyutta da kalabilir ama benim daha çok muhatap olduğum konu Kemalizm üzerine. Yani diğer ideolojileri bir kenara bırakalım. Şimdi bize diyorlar ki işte dinden çıktığın zaman Kemalizmden de çıkın veya Atatürkçülükten de çıkın veya Türk devletini korumaktan vazgeçin, vatancılık oynamayın. İşte Türk bayrağının arkasına saklanmayın. Bu arkaya saklanma lafı da moda oldu. Evet. Soylu. İşte Atatürk'ün arkasına saklanıyorsunuz. Vat bayrağın arkasına saklanıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, arkaya saklanmak nedir biliyor musunuz? Arkaya saklanmak şudur. Mesela Atatürk'ün üzerinden Kürdistan çıkarırsanız Atatürk'ün arkasına saklanmak olur. Yani Atatürk'ü çarpıtırsanız, Kemalizmi çarpıtırsanız işte o arkaya saklanmak olur. Anladınız mı güzel kardeşim? Adam çıkıyor Kemalizmden Kürdistan çıkarıyor ya. Kemalizmden şey çıkarıyor adam, hümanizm çıkarıyor. La oğlum Kemalizmden hümanizm çıkar mı lan? La böyle bir şey olabilir mi? Sen Atatürk'ü hiç mi okumadın? Niye o zaman ben sana soruyorum. Kürdistancılara, federecilere, hümanistçilere, işte ütopyacılara soruyorum. Atatürk neden Atatürk ismini almış kardeşim? Madem hümanisti ata insan soyadını alsaymış, mesela Atakürt alsaymış, Ataçerkez alsaymış, niye Atatürk ismini almış? Niye bize Türk milleti demiş? Niye Türk tarih kurumunu kurmuş? Türk dilini kurmuş? Güneş dil teorisi, Türk tarihi üzerine tezler yapmış. Neden Türk'üm demiş? Neden Türk milliyetçisiyim demiş? Neden hocaları asmış? Madem hümanistti niye hocayı astı Atatürk? Menemeni niye yaktı? Madem hümanistti. He güzel kardeşim. He canım benim. Ya sen Kemalizmle Atatürk'ten hümanizmi nasıl çıkarıyorsun? Kürdistan'ı nasıl çıkarıyorsun kardeşim? Ha sen çıkarıyorsan işte o arkaya saklanmak olur. Bu şey gibi dostum. Şimdi İslam da böyledir biliyor musun? Yani milyonlarca İslam var. Bakın Adnan Oktar'a da sorun Müslüman. Bizim Cübbeli'ye de sorun o da Müslüman. İkisi de Müslüman. La kardeşim bir tane kitap var ya. Hangisi Müslüman bunların ya? O da IŞİD'çisi de Müslüman, Adnan'ı da Müslüman, şeyi de Müslüman, işte modernist edebi de Müslüman. Yani bir kitabı alıyorsun, ben buradan bunu anladım. Yani bu da böyle. Ben Atatürk'ten bunu anladım. Ya kardeşim senin Atatürk'ten ne anladığın beni ilgilemez. Bana Atatürk'ün hayatı ırgalar. Hayatı, söylemleri, yaşamı ve tarihsel notları, biyografisi. Adam apaçık Türk milliyetçisi ya. Ya sen bundan nasıl Kürdistan çıkarırsın? Nasıl hümanizm çıkarırsın ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sen Adnan Oktarcılık yapıyorsun bana. Adnan Oktar'a ben Atatürk'ten bunu anladım. He. Güzel. Anlama, öyle anlamaya devam et. Adnan Oktar da öyle anlıyor. Böyle cıbıl cıbıl karıları, motorları çıkarıyor. O da Müslüman.
Sorsan o da Müslüman. Sorsam sen de Atatürkçüsün yani. O öyle Atatürkçü, bu böyle Atatürkçü. Ya kardeşim bir tane Atatürk var, bir tane. Ben oradan onu anladım diyemezsin. Yani modernist Atatürkçü. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte sen Atatürk'ün arkasına saklanıyorsun işte. Tamam. Bayrağın arkasına saklanan sensin. Çarpıtıyorsun çünkü gerçekleri. Tamam. Biz aynen. Arkaya saklı, şu arkaya sak. Atatürk'ün arkasına saklanıyor, bayrağın arkasına saklanıyor. Acaba arkaya saklanan sen misin acaba? Ha? Atatürk'ü ön plana çıkarıp hümanizmi, federasyonu bize dayatmaya çalışan acaba sen misin acaba? Ha? Sen misin, ben miyim, biz miyiz arkaya saklanan? Gelelim konumuza, çok konuştum ben. İstersen biraz ara vereyim. Yani, belir yayın yapmışsın, olacak da bu kadar. Tekrar edelim. Orada Kemalist de tekrar etti. Dinden çıkmak, vatandan çıkmak, milletten çıkmak değildir. Yakup Deniz ismini de veriyorum. Yakup Deniz bizim dinsizlik camiasına çok büyük bir darbe vurmuştur. Zaten ateist deyince insanların aklına, Türk toplumunun aklına satanist gelmektedir. Bunu sokak röportajlarında da çok güzel anlayabilirsiniz. Sokak röportajlarında sorun ateist kimdir diye. Teyzelerimiz, 50-60 yaşındaki dedelerimiz, onlar satanisttir, kedi keser, şeytana tapar diyen bir toplumda sen çıkıp burada PKK'lık, PKK'cılık, DHKPC'lik, bölücülük, terör örgütleri propagandası, işte ona da saygı duyalım, görüşlere de saygı duyalım, işte o da ateist diye saygı duyu veya söz hakkı vermeye veya onların sözü olacak bir platform olmaya, yani onların sözlerini duyuracak platform olmaya başlarsan, güzel kardeşim, aynı Yakup Deniz gibi bizim bu dinsizlik camiasında çok büyük, yani bizim hiç, yani İslamcının yapamayacağı darbeye vurursunuz ve vurdunuz da onu söyleyeyim. İslamcılara çok büyük bir koz verdiniz. Ateist eşittir satanist denen bir toplumda sen geliyorsun terör propagandasını yapana, işte ona da söz hakkı verelim. Demokrasi diyorsun ya, tamam, söz hakkı ver. Bak bir şey demiyorum. Çıkar, ben de çıkarım. Ben DHKPC'liği de çıkarım yayınıma. PKK'lıyı da çıkarım yayınıma. Ama ona tutup orada propaganda yapmasına izin vermem. Onun orada var ya, damını dizine indiririm orada. Anladın mı? Ha, tartışmak için çıkarım onu. Tamam. Aynen. Özgürlük savaşçısı falan, özgürlüğün temsilcisidir falan filan gibi bir söylemde bulunmuş. Tartışmaya çıkar. Bak hiç ona kabulüm ha. Bak zaten destekliyorum da. Karşıt görüşler çatışmalı. Kavga etmeli. Tez, antitez ve sentez üretilmeli. Tamam, kabul. Ama sen çıkarıyorsun orada Atatürk düşmanını. He, mikrofonu ver abi amcaya. He, buyurun abi. Propagandanı yap. Aynı miting verir gibi. Sanki siyasi parti lideri. Konuşma yapıyor orada. Evet arkadaşlar, bu böyle. Hiç itiraz eden yok. Karşı çıkan yok. Ha, buyur, evet, evet, sağ ol, evet, teşekkür ederiz, buyurun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olursa, sen dernek değilsen, biz o derneğin ismini indir aşağı, şey yap oraya. Ya şimdi çok da rencide etmek istemiyorum derneği. Yani bir tane de şeyin ismini koy oraya, aynı şey yani. Ha ateizm derneği yapmışsın ismini, ha bilmem de KPCDK yapmışsın ismini. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Neyse, çok konuştum. yok, güzel konuştun, çok güzel konuştun. Yani aslında söylemler ortak fikirde bunlar olduğu için yani tek başıma ben değilim. Yani birçok arkadaşımızla bunu konuşuyoruz. Birçok arkadaşımız aynı görüş içerisinde ortak tepkimizi veriyoruz. Yoksa bir dernek düşmanı da değiliz. Ama dernek düşmanının devlet düşmanlığı, millet düşmanlığı yaparsa bunun da karşısında dururuz. Çünkü bizi temsil ederken o devletin kanunlarıyla bizi temsil edecek. Devletimize de saldırtmayız biz milliyetçi dinsizler olarak diyebilirim. Ülkücülükten bahsetti Amazing. Ülkücüler bu ülkede her ne kadar sorunsal şeylerin altında da olsa bu ülkede bizimle aynı fikirde olduğu milliyetçilik noktasındadır. Zaten İslam'ın o Arap emperyalizmine de karşı durarak Türk-İslam sentezi diye bu toprakların hoşgörüsüyle tekrar yorumlamıştır. Bu noktada da ben, çünkü ömrümün çoğu kısmını onlarla beraber geçirdim, art niyetli bu ülkeye bölücü herhangi bir hareketlerinin olmadığını da altını çizerim. Ama tabii ki Türk milliyetçiliğiyle de Arap emperyalizminde çok sentezlemek doğru değil. Türk milliyetçisi isek Türk milliyetçisi olacağız. Bütün dinlere aynı mesafede duracağız. Milliyetçiliğin içerisinde din ideolojisini karıştırmak çok doğru değil. Sonuçları çok ağır oluyor. Ben bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum. Ömrümün çoğunu o şekilde geçirdim. Bunu da içindeyken eleştiriyoruz. Aynı şekilde derneği eleştirmemizde aynı ideoloji,
aynı bakış açısından baktığımız dernek olduğu için eleştiriyoruz. Yoksa ben gidip de ne bileyim ben karşı görüşteki ideolojinin derneğini eleştirmiyoruz burada en azından. En azından bu iyi niyetimizi görün. Biz kötü olsun diye değil, iyi olsun diye bu yayını açtık. Ahmet Balyemez kötü olsun diye değil, dernek bitsin diye değil, dernek daha çok gelişsin, daha çok insana hitap etsin, doğru şeyler söylesin diye itiraz etti. Soysal herkese aynı şekilde birçok yayıncı arkadaşımız da bu konuda itiraz etti. İsimlerini tek tek saymayacağım. Zaten buna itiraz eden yayıncıları biliyorsunuz. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Deyip ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Yayına katılmak isteyen arkadaşlar var mı? Varsa chat'e yazarsanız tanıdığım arkadaşlara link atabilirim. Oradan alabiliriz. Herkese alamıyorum. Kusura bakmayın tanımadığım insanları. Çünkü inanılmaz provokatif şeyler yaşadık. Can sıkıcı saldırılar içerisinde kalıyoruz. Buna da müsaade etmek istemiyoruz. İyice zaten ortalık tabiri caizse yanlış da bir kelime kullanmak istemiyorum ama at izi it izi birbirine karıştı. Kimin ne söylediğini tam olarak anlayamaz duruma geldik. O yüzden biraz da temkinli davranıyoruz. Ya toparlayalım mı ister misiniz arkadaşlar? Sıkılmaya başladınız mı? Sıkıldıysanız zaten ana fikirde düşüncelerimizi ifade ettik. Sağ olsun Emezik de fazlasıyla bizi toparladı düşünce dünyamızda. Katkılarıyla da destek verdi. Emezing'e de kanalını açması konusunda sürekli telkinde bulunuyorum. Buradaki arkadaşların da bu konuda desteklerini görünce umarım Emezik biraz daha heveslenmiştir. Yakın zamanda da kanalını açar. Kendisinden bizleri mahrum bırakmaz. Bu konu çünkü... çok uzun. Bu konu çok uzun. Böyle bir saatte iki saatte anlatılacak bir konu değil ama kısa özet geçmeye çalıştım ben. Özetle yani özetle bu. Yani çok derin konular bunlar. Tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, arkeoloji her şeyi içine barındıran bir problem. Yani tek başlığı ele alamayız bunu. Toplumsal bir problem. Sosyoloji daha çok işin içine giriyor tabii. Yani kısaca anlatmaya çalıştım yani. Bir soru var şimdi. Israrla bir arkadaş soruyor. Türküler isimli. İşte Atatürk'ü eleştirdiniz mi? Şudur budur gibi şeyler var. Bakın arkadaşlar Atatürk 1938'de ilke ve inkılaplarını tamamladı ve bu hayattan göçtü. Şu an bize kalan miras bir tohumdur. Bunu geliştirmektir. 100 sene önceki tabii ki insan sonuçta, insan faktörüyle ama bu ülke için inanılmaz bir temel attı. Orayı kazma kürekle vurmuyoruz biz. Tabii ki geliştirmek için kendimizce yapıyoruz. Ama oraya vurmak demek temeli yıkmak demek. O yüzden bunu biz yapmıyoruz. Herhalde Emezik de aynı cevap verecektir. İstersen cevap verebilirsin bu konuya. Atatürk'ü eleştiriyor musunuz? Falan filan gibi sorular var. Atatürk'ü eleştiriyor musunuz? Ya Atatürk'ü eleştirenler de dinsiz camiada daha çok genel itibariyle benim edindiğim izlenim şu. Daha çok işte Diyanet'i niye kurdu? İşte bu şey ateist camia böyle eleştiriyor. Bir de bizim Kürtçü camia var, federasyoncu. Onlar da işte Türkiye'nin ismini niye Türkiye koydu da Anadolu Cumhuriyeti koymadı? İşte niye Türklüğü ön plana çıkardı? Bir ırkı niye ön plana çıkardı? Niye Türk milleti dedi? İşte bizi Anadolu milleti deseydi falan. İşte sadece Türkler yaşamıyor. Genelde Atatürk'e gelen eleştiriler bu. Yani Atatürk eleştirilebilir sözünün altında yatan sebepler var. Hani bavulu dolu derler ya. Yani bagajında yatan sebepler bunlar. Ben bunları kendi kanalımda da açıkladım. İşte anayasanın ilk 4 maddesini koydum önüne değil mi? İşte orada ne laiklik der değil mi? İslamcı karşıttır mesela laikliğe. Orada mesela Atatürk milliyetçiliği der. İkinci maddede mesela Kürtçüler buna karşıdır. Niye Atatürk milleti, niye Türk milleti mesela? Anayasada Türk milleti tanımı vardır, vatandaşlık tanımı vardır. Yani Atatürk eleştirilebilir sözünün altında daha çok hem İslamcıların, işte şeriatçıların şeyi vardır, bagajları doludur şeriatçılık adına, her türlü yani şeriat adına, işte 4 kadını evlenmekten tutun, işte birçok işte cezalara kadar yani. Ceza sistemi, hırsızın parmağı kesmesi gibi. Yani birçok bu tarz bir bagaj doluluğu var. Ötekilerinde işte niye işte dinleri yasaklamadı? İşte ateizmi şey yapmalıydı. Bir de böyle bagaj bu da bu var yani. Bu bagajları önce bir ortaya çıkarmamız lazım. Hani Atatürk eleştirilebilir sözünü artık bir kenara koyalım. Atatürk'ü eleştirin. Tamam gelin bize deyin ki laiklik istemiyorum. İşte Türk milleti denmesini istemiyorum. Anadolu Cumhuriyeti denmesini istiyorum. Burası yani bize böyle gelin yani. Atatürk eleştirilebilir diyerek gelmeyin. Atatürk Aynen. eleştirilebilir diyorsunuz.
Tamam, eleştir güzel kardeşim diyoruz. Şimdi PKK desem hapise gireceğim. Kürdistan desem linç yiyeceğim. Şeriat desem ebeme atlayacaklar. Ne diyeyim ben? En iyisi Atatürk eleştirilebilir. He. Evet, Çıksın Atatürk bir tane eleştirilebilir. nam, çıksın bir tane namert bunları dillendirsin. Ben Evet, değilim şimdi diyecek. şeriat istiyorum desem anayasal suç, beni hapse atabilirler. Şimdi bölünmek istiyorum desem gene anayasal suç, beni bu sefer işte geliyor özel harekat ziyaret edebilir evimi, değil mi? Tık tık Evet. tık, alo kim o? İşte geliyor özel harekat, değil mi? Evet, sen Aynen. tekeliyim diyemezsin. Biliyorum ben senin neden diyemediğini. İşte federasyon olsun, Atatürk de eleştirilebilir. Şöyle olsun. Görüyorsun çünkü özel harekat affetmiyor yani. O günleri ben biliyorum, sen bilmiyor musun? Sen de biliyorsun onları. Yani Aynen. annenin ağlayacağını biliyorsun. Ebenin üzüleceğini biliyorsun. Ben O yüzden PKK'lı eleştirmek, değilim. Ben o yüzden PKK'lı eleştir. değilim. Oldu canım. Yani PKK'nın, HDP'nin, PKK'nın bütün, burada bilerek PKK diyorum, bilginiz olsun. Bana göre PKK'dır o. Onun tırnak içerisinde PKK. PKK'nın, HDP'nin bütün söylemlerini, ideolojilerini harfiyen bana konuşacaksın. Harfi harfine. PKK'dan tek farkı senin, onların elinde silah var. Senin elinde klavye var. Tek farkı o. İkiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz güzel kardeşim. Ondan Emezik sonra tam diyeceksin ben PKK'lı değilim. emezik Oldu canım benim. emezik Oldu tam canım burada benim. Oldu güzelim benim. emezik duyabiliyor musun beni? Tam bu noktada eski siyasi liderlerimizden bir tanesinin bu konuyla ilgili bir videosu var. Onu paylaşmak istiyorum. Müsaaden varsa kısa bir video hemen onu bir paylaşayım. Emezik'in ne demek istediğini daha iyi anlatacak. Teröre cesaret verici nitelikte yayınlar kesinlikle yasaklanmalıdır. Tamam. Şimdi terörü teşvik eden bir yazar bence teröristten daha suçludur. Çünkü terörist canını ortaya koyuyor. Teröristi Onun teşvik eden çizgilerini bulabiliyor kimse musunuz ama? masada, masa başında oturup Evet. güvenlik içinde fikir beyan ediyor. O bence teröristten daha çok suçludur. Anlatabildik mi? O, pardon. Evet yani. Yani Anlayan bunu söylemek anlaşılıyor. istediğimiz buydu zaten yani. Şu an teröristten daha büyük suç işleyen insanlar var. Bunu anlatmak istiyoruz. Umarım insanlar bunu anlamışlardır. Buyur Emezik devam edebilirsin. Mesajı bu tam yerine denk Benden şimdilik bu geldi. kadar olsun ya. Çok da uzatmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benim yani yayın yapasım yok gerçekten. Hiçbir şey gelmiyor. Öyle soylu moylu işte bizi, beni sürekli şey yapıyor, kanalı aç kanallaştı. Bunu tartışırız. Ya Bırakmayacağım gerçekten peşini. ümidim yok arkadaşlar. Benim ümidim yok, kayboldu. Özellikle bu ay Discord gerçekten benim şeyimi de enerji, yani Discord'dan önce de vardı. Enerjimi alan ortamlar, söylemler, insanlar vardı. Enerjimizi alıyorlar. Ondan sonra işte ya yok hacker maker falan, ya arkadaş ben bilgilerimi vermişim zaten, sağa sola dağıtmışım. Bilgilerimi oradan alıyorsunuz. Bırakın şu hackmek muhabbetleri ya. İbo söyledi ya. La hackerlık, adam link atıyor işte şuna tıkla, şifreni gir falan. Ya bırakın arkadaşlar, burada hackmek olayı yok. Bu arada bilginiz olsun. Ben kendi bilgilerim samimi oldum. İsmini söylemeyeyim, aramız kötü. Samimi oldum. Oradan yok işte bilgisayana girmişler de. Yok ya, bilgisayana girmişler. Ha. Ya neyse, yani nasıl bilgilerimizin gittiği de belli yani. Çok önemli değil. Hackmek olayı yok arkadaşlar. Ben kendi bilgilerim kendim verdim. Kimseden de korkum yok. Ben suç işledim de düşünmüyorum. Savcılığa giden bilgi verir. Sıkıntı yok. Böyle yani. Ama yayın yapmayı da düşünmüyorum. Bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Çok teşekkürler. Esenlikler Emre'cim. Katıldığın için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir tartışmanın daha önünü açmış oldu. Bunu ilerleyen başka bir yayında zaten konuşabiliriz. Şu an işte bizim çevremizde olan, bizi izleyen zaten aynı grubun içerisindeyiz. Aynı kişileri izliyoruz. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. İşte ifşalamaydı, aile bilgilerinin ortaya dökülmesiydi, hakaretlerdi, küfürlerdi. Bunların ortadan kalkmasını istiyoruz. Umarım en kısa sürede de bunlar zaten ortadan kalkacaktır. Amazing'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınların devamı için ben baskı yapmaya devam edeceğim. Çünkü milliyetçi dinsizlerin burada çoğalması, yayın yapması çok önemli. Dinden çıktı diye insanların bu
ülke sevdasından, vatanperverliğinden, vatanperver olmadığına dair bu ön yargıyı kırmak zorundayız. İşte onları da biz başaracağız. Güzel yayın yapan arkadaşlar, devam edeceğiz bu söylemlerle. Devam edeceğiz. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Bugün Ateizm Derneği'ni konuştuk. Benimle ilgili bazı göndermeler yapılıyor. İşte Türk bayrağı ve Atatürk'le ilgili. Emezik birazcık ondan bahsetti. Yayınlarımın sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geri gelir. Emniyetle ilgili, polis teşkilatımızla ilgili paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Onların arkasına saklanmak değil. Bunlar bizim değerlerimiz olduğu için yapacağız bunu. Bunlardan da asla vazgeçmeyeceğiz. En başta Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etmeye, onunla ilgili paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Yayınlarımda bölücülere karşı bu ülkenin değerlerine saldıran, nereden saldırdığı hiç bakmaksızın karşı durmaya devam edeceğim. Polemiklere girmeyeceğim, dedikodulara girmeyeceğim. Ne yaşıyorsam zaten ortadayım, ismimle cismimle ortadayım. Hiçbir zaman da geri adım atmayacağım. Çünkü devletimin kanunlarını biliyorum. Devletime saygım ömrüm boyunca devam etti ve bundan sonra da saygımı asla kaybetmeyeceğim. Birçok düşman var. Birçok düşmanımız var. Her cihetten, her ideolojiden düşmanlarımız var. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğine saldıran. Hepsine karşı dimdik duracağız. İster dinli, ister dinsiz olalım. Biz bu değerlerimizde birlik olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş yayını toparlamak istiyorum. Yayına katılmak isteyen arkadaşlarım varsa chatten yazabilir, özelden mesaj atabilirim. Tekrar ben bir telefonuma bakayım, var mı katılmak isteyen arkadaşım, kaçırmayayım diyeyim ve evet, yok. Yok, o yüzden yayını toparlayalım. Umay Marşı diye bir marşımız var. Askerlerimizin çok güzel bir marşı. Gene dediğim gibi milliyetçilikten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim ana harcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilke ve inkılaplar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçiliği bizi bir arada tutacak. İnanalım, inanmayalım. Fikir özgürlüğünün önünde dimdik bizi, fikir özgürlüklerimiz noktasında özgürlüğümüzü dimdik tutan temel budur arkadaşlar. Bundan da vazgeçmeyeceğim. Hiçbir kaygım yok. Ben yayıncıyım. Benim yayınlarımı seven insanlar izleyeceklerdir. Like atmanız daha çok insana ulaşmamızı sağlayacak. Abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Bildirimler açarsanız yeni yayınlardan haberdar olursunuz. Umay Marşı'nı vereyim. Sonra da son veda konuşmalarımızı yaptıktan sonra yayını toparlayalım. Milliyetçiliğimizi göstermek adına bence güzel. Askerlerimizden güzel bir mesaj. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Biner yalnız atına, biner yalnız atına, ardında bozkurduyla, ardında bozkurduyla, cihana bedeldir o, cihana bedeldir o, düşmana bakışıyla, düşmana gözleri yıldız kaşılar, gözleri yıldız kaşılar, almış ele oklayay, almış ele oklayay, gel bir turan kuralım, gel bir turan kuralım, kızımız olsun Umay, kızımız olsun. Düşmanı vurur mertçe, düşmanı vurur mertçe, o asena duruşu, o asena duruşu, Turan'ın kuruluşu, Turan'ın kuruluşu, o asena duruşu, o aferin bülük. Sağ sağ sağ.
Evet arkadaşlar, birlik beraberlik içinde kalın. Esen kalın. Umarım çok daha güzel, çok daha müreffeh günleri yaşayacağız. Bütün değerlerimize sahip çıkalım. Yaşasın Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları. Bize bu ülkeyi, bu cennet vatanı emanet eden her şeyi, herkesi minnetle yad ediyoruz. Bizler de o mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz diyoruz ve esen kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.